Wow Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programının bir soru cevap bölümüyle daha sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda haftada bir gün soru cevap bölümümüzde sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Kendinizle, ailenizle, çocuklarınızla ilgili sormak istediğiniz her türlü soruyu psikolojiye dayandığı sürece bizlere iletebilirsiniz. Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edecek. Ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz Şehadet Hanım. Hoş bulduk Nihan Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Pembe pembe çok yakışmış. Teşekkür ederim. Size de maviler çok yakışıyor. Çok teşekkür ederim. Biz böyle her hafta birbirimize iltifatlarla geçiriyormuşuz gibi geliyor bu program ama gerçekten samimiyetten ve evet, içten gelen. Evet, kalbe karşıdır aynı şekilde. Evet, bu duygulardan kaynaklanıyor. Bu samimiyette her zaman baki olsun inşallah. İnşallah. Kaldı ki izleyicilerimiz de bunu fark ediyorlar ve bu samimiyetten dolayı duydukları sevinci de bizimle paylaşıyorlar. Kendileri de sanki bu masanın etrafında bizimle sohbet ettiklerini hissediyorlarmışçasına. Böyle bir duyguda olduklarını da bize iletiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara da güzel Kesinlikle. Yorumları için. Sorularımıza geçmeden hemen izleyicilerimize hatırlatalım. Her hafta bu hatırlatmayı yapıyoruz artık. Biz izleyicilerimizin sorularını cevaplarken aynı zamanda onlardan bu sorulara biz cevap verdiğimiz zaman kendi hayatlarında bunları tatbik etmeye başlarlarsa eğer nasıl değişimler yaşıyorlar, herhangi bir etki görüyorlar mı? Bununla alakalı geri bildirimlerini de bizlerle paylaşmalarını rica ediyoruz. Sizlerden gelen geri dönüşler bizi çok motive ediyor. Evet. Ve bizim için de yaptığımız işin karşılığını bulup bulmadığını, verdiğimiz cevapları daha iyiye götürmek için yapabileceğimiz başka noktalar var mı? Bunu görmemize de vesile oluyor. Sizlerden gelecek geri dönüşleri de bekliyoruz. Şehadet Hanım, çok güzel sorularımız var. Kesinlikle. Yine ufuk açıcı sorularımız var. Evet. İzleyicilerimizin de bir yandan ne kadar kendileriyle alakalı farkındalıklarının yüksek olduğunu da gösteriyor. Hem geçtiğimiz soru cevap bölümünde cevaplayamadıklarımız olmuştu. Hem de diğer yayınlarımızda ama konuyla alakalı ele alamayacağımız sorular vardı. Hepsini cevaplamaya çalışacağız. İlk sorumuz şu şekilde. Ali Bey soruyor sorusunu. Tabii. Eşimin ailesi bir nevi fanus hayatı yaşıyor. Ve eşim benim kendi aile bireylerimle hayatın akışı gereği görüşüyor olmamı dahi normal göremiyor. Kuzenlerimle, halalarımla, teyzelerimle, dayım, amcam vesaire görüşürüm. Ama eşim ve ailesine baktığım zaman neredeyse onlar sıfır temastalar, birbirlerine çok mesafeliler. Onlara yardım da edemiyorum, insanlara hiç güvenmiyorlar. Bu insanlara eşimin ailesine karşı nasıl yaklaşılmalı? Teşekkür ederiz. Bu soru çok kıymetli Nihan Hanım. Çünkü bu soru toplumun birçok kesiminde var. Yani şunu diyemiyoruz. Aa işte Karadeniz'de var, Ege'de yok ya da Ege'de var, Doğu'da yok demiyoruz. Maalesef her yerde, her bölgede dokunabildiğiniz insanlar arasında bende yoktur ama muhtemelen amcamda, eşimde, dayımda vardır diyenler olacaktır muhakkak. Yani bir aile çok daha fazla iç içe bir hayat yaşıyorken diğerleri birazcık daha böyle mesafeli hayat yaşıyorlar. Bunlar gözlemlediğimiz şeyler. Peki bunlar, yani bu yaşananlar diyor ki bak benim hayatım çok normal aslında. Ben herkesle şey yapıyorum. Onlar yaşamıyor. Bunlardan bir tanesi şu. Güvenlik kaygısının altyapısında korku ve kaygı olabilir. O da şu. Benimle alakalı bir bilgi, benimle alakalı bir şey öğrendiği zaman bunu bana karşı mı kullanacak? Birincisi bu. En büyük kaygı ve korkuları bunlar oluyor. Diğer bir durum ise acaba ben bu insanlara kendimi açtığım zaman bunu bana karşı bir böyle darbe yapma, bana karşı böyle bir saldırıda bulunma, bana karşı koruma, bana karşı böyle kullanma mı durumu söz konusu olacak diye kaygılanıyorlar. Bir de bu insanlar genelde baktığınız zaman böyle yaşayan insanlara hayatları boyunca böyledirler bunlar. Yani eşinizin ailesi siz evlendikten sonra böyle olmamıştır. Yani bunun bir 20 yılı 30 yılı vardır böyle olmasında. Eşiniz de böyle büyümüştür ama şunu muhakkak çok kıymetli. Eşiniz değişmeyecek diye bir şey yok. Eşiniz değişebilir ama biraz zaman isteyecektir ve kolay bir süreç değildir. Ona şunu söyleyebilirsiniz. En kötü ne olabilir diye konuşabilirsiniz. Yani en kötü ne olursa işte akrabalarına görürsen onlar muhakkak şunu diyecek. Aa işte amcamla görüşüm, amcam bunu yaptı zamanında. Dayımla görüşmem, dayım bunu yaptı. Teyzem anneme şu lafı dedi. Yani kolay insanları affedemiyorlar.
Ve maalesef kolay affedemedikleri için de insanlar çok fazla bağ kurmak istemiyorlar. Biz böyle çekirdek halimize daha iyiyiz demeye doğru gidiyorlar. Şimdi maalesef ki bu dediğim gibi toplumda oluyor ama bunu hanımefendi kendi, pardon hanımefendi, beyefendi galiba. Soruyor, evet. Beyefendi bunu kendi kıracak. Nasıl yapacak mesela? O da şöyle, ilk önce durumu söyleyecek. Bak sen komşularımızla ya da akrabalarımızla görüşmeye gitmediğin zaman ben gerçekten evde bir eş olarak kendimi düşünülmediğini ya da sevilmediğimi düşünüyorum diyebilir. Ya da kendiyle alakalı ne hissediyorsa. Ve biz bir aileyiz ve biz bir aileyken bu aile yapısında bizim çevremizde akrabalarımız, sevdiklerimizle bir temas halinde olmamız gerekiyor. Eğer ki annemden, görümcelerinden, eltilerinden korkuyorsan, çekiniyorsan, bir şey olacak diye endişeliysen sorumluluğu ben kendim alıyorum. Sana bu konuda alan tanımak istiyorum. Sorumluluğu ben alıyorum. Yani şunu demek istiyorum sana. Ayşe, Fatma, eşinizin ismi neyse. Şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bir problem yaşadığın zaman gel benimle konuş. Ben annemle, kardeşlerimle ya da annemle konuşup eltilerimle konuşmasını sağlarım. Ve seni o güvenli yerine tutarım seni. Ama önemli olan insanlar temas kurmaktır. Bu kadar kendini çekersen iyice yalnızlaşırsın derdin. Bizim için aile yapıları çok önemlidir. Bağlar çok kıymetlidir. Bakın bağlar çok önemlidir yanın. Siz istemeseniz de o bağları devam ettirmek adına gidip görüşmek gerekiyor. Ki dini inancımız da bunu destekler. Yani akraba bağlarını ve akrabalarla görüşmeyi destekler. Bereket de oradadır zaten derler. Tek başına yaşamak da değildir. Ve insanın sosyal varlığı. Siz birazcık daha bu şekilde konuşmaya çalışın ve eşinize destek verin. Çünkü bu bir anda olacak bir şey değil. Hı hı. 5 yıllık evli olabilirsiniz, hala devam edebilir ama yaklaşım tarzını biraz değiştirin. Mesela örnek veriyorum, anneniz gelinine bir hediye alsın. Kızım eve gelir misin, baksana bir hediye aldım. Yani yavaş yavaş kurun bu bağlar. Çünkü yeniden beyin yapısı, yani yeniden beyin yapısı oluşmaya başlıyor burada. Yeniden beyin yapısı oluşmaya başladığı için de tekrardan burada insan öğrenerek bağı tekrar kuracak. Kolay mı? Değil. Beyefendi için kolay olmayacak ama bunu siz yapacaksınız. Çünkü güven problemleri var. Muhtemelen darbe almışlar zamanında ve o aldıkları darbeden dolayı kimseyle görüşmesek, kimseyle konuşmasak, kimseyle muhatap olmasak bizim için daha sağlıklı, daha güvenliyiz, daha korumalı alandayız diye düşünüyorum. Ama sağlıklı olan şey bu değil. İnsan sosyal varlıktır. Sosyal olan bir varlığı siz zor edemezsiniz. Şenlit Hanım, şunu sormak istiyorum. Aileler arasındaki farklılıklarla alakalı genelde yaşanan zorlanmalarda taraflardan biri alışık olmadığı durumun değişmesi yönünde de bir çaba gösterirken bazen çatışma kaynakları sebeplerinden biri olarak karşı taraftan tamam ama ben bu konuda senden bir yardım istemedim. Yani ben ve benim ailem, benim sülalem böyle yaşamaktan memnun ve ben... Yani evet. Biz böyle bir hayat düzenindeyiz derse, yani şunu sormak istiyorum. Karşımızdaki bizden yardım talep etmediği durumda bizim yardım etmek için çok çabalamamızın acaba nasıl bir anlamı olabilir? Ben bunu yardım etmek olarak, yani şöyle aslında şöyle algılama, yardım etmek değil de şöyle bir şey vardır. Her zaman vardır ya, muhakkak bunu duyayım, uyum yasası diye bir şey vardır. Uyum. Uyum için hep söylerim, değişmek durumundasınız. Ben... İşte örnek veriyorum. Kendi aile yapınız diyebilirsiniz ki ben işte bizim aile çok küfürlü konuşuyor. Herkes çok böyle danışanlarımız oldu yanım. Biz çok rahat konuşuruz. Evlendiğiniz kişide hiç böyle bir şey yok. Çocuğunuz oluyor, küfrederek çağırıyorsunuz. Hanımınızdan bir şey istiyorsunuz, küfrederek istiyorsunuz. Çok affedersiniz. Kusura bakmayın. Siz evlendikten sonra eski hayatınızda değilsiniz. Evlendikten sonra uyum geçirmek durumundasınız. Değişmek ve dönüşmek durumundasınız. Siz bu yüzden evlendiniz. Yani ben aynı şekilde Ahmet olarak kalayım, Ayşe olarak kalayım. Örnek veriyorum. Ayşe olarak ben aşırı böyle önem vermeyen bir insanım. Temizliğe önem vermeyen. Erkek olarak da ben temizliğe önem vermeyen bir insanım. Siz beraber yaşıyorsunuz. Hı hı. O temizlik ya da o titizlik ya da o önem vermediğiniz şey artık önem vermek durumundasınız. O yüzden şunu demeye çalışıyorum. Bütün herkese söylüyorum. Eğer ben değişmek istemiyorum, benim hayatıma gelen kişi değilsin, bana uyum sağlasın derseniz o evlilik yürümez. Lütfen evlenmeyin. Evlenmeyin.
ben değişmek istemiyorum, ben uyum sağlamak istemiyorum, hep çatışmada yaşamak istiyorum diyorsanız evlenip de karşı tarafı da zulmetmeyin ya. Evet. Ya bunu açık açık söylemek durumunda Zeynep Hanım. Her zaman da yok ben böyle olacağım, değişmeyeceğim diyerek yol alınmıyor maalesef. Değişmek durumundasınız. Evet. Hele ki o çocuk yetişecek orada her zaman şunu diyoruz. Bakın o evliliğin içinde yaşadığınız çatışmalar, kavgalar, birbirinizi duvar ördüğünüz her şey içinde çöplük, o çöplükle çocuğunuz büyüyor. Büyüdüğü zaman da diyorsunuz ki öyle insanlar, öyle danışanlar oluyor ki bu çocuk niye böyle oldu? Biz dediğiniz her şeyi yapıyoruz. Hayır yapılmıyor. Çünkü devam eden bir karakter yapısı var. Ve bakın şunu söylüyorum. Eğer ki iki tarafta değişimi açıksa inanın o çocuklar çok güzel değişiyor ve dönüşüyor. Evet. Ama iki taraf açık değilse ben böyleyim sen beni değiştiremezsin yok sen beni değiştir. Sen benim ailemi laf edemezsin yok sen benim ailemi. Bakın siz bir ailesiniz. Hala aynı takımda değilsiniz. İki düşman taraftar gibi birbirinizle kavga ediyorsunuz. Evlendikten sonra aynı takıma gelin. O yüzden söylüyorum hani ben yardım istedim mi senden, ben şunu istedim mi senden, ben bunu istedim mi senden. Ama aynı takımdasınız, aynı evliliktesiniz, aynı evdesiniz. Yani şöyle düşünün, partilerden çok örnek vereyim, çok gündemimizde olduğu için. Yani siz bir uyum anlaşma üzerine bir anlaşma yapsınız. Diyor ki hayır ben senin dediğini yapmayacağım, hayır ben senin dediğini yapmayacağım diye beraber koalisyon kurdunuz mesela partiler örnek veriyorum. Ne olur çatışma çıkar ve bozulur değil mi? Evet. Aynı evlilikler de öyle. Eğer siz bir şeye niyet ettiyseniz lütfen evlenmeden önce ben acaba bu huyu da bu insanı kaldırabilir miyim? Ben cimri bir insanla evlenirsem bunu yapabilir miyim? Ben pasif bir insanla evlenirsem bu pasifliği kaldırabilir miyim? Ben sürekli şiddet meraklısı bir insanla ya da şiddet eğilimi olan bir insanla evlenirsem ben bunu kaldırabilir miyim diye bir sorun kendinize. Kimse bunu kaldırmak istemez ama buradaki önemli nokta şu, bu adam değişir mi? Ben bu adamın değişimi için ve kendimin değişimi için katkıda bulunabilir miyim? Çünkü bu da bizim, bakın evlilik de bizim büyüme ve gelişimimiz için bir süreç, çocuk gibi. Ama bazen istediğimiz gibi olmayabilir. Yani her zaman A noktasından B noktasına bizim dediğimiz çizgide gitmek zorunda değiliz. Bazen zikzak çizeriz, bazen nasip olur kestirme yol buluruz. Bazen nasip olmaz, başladığımız noktaya geri dönüp tekrar yola gitmek durumunda kalabiliriz. Hayat böyle bir şey. Ama biz asla değişmeyeceğiz. Asla ben hayatımda bunu yaşamayacağım. Asla olmayacak dediğimiz anda bakıyorsunuz o imtihanın içinden çıkamıyorsunuz. Evet. Ama siz ne zaman ki bir dakika ya ben bu işi çözmeye razıyım. Ben değişime hazırım. Ben kendime ve evliliğime ve çocuğuma katkı sağlamaya hazırım dediğiniz anda değişiyorsunuz. Yani istediğiniz kadar benim ailem böyle biz görüşmeyeceğiz etmeyeceğiz deyin. Yarın bir gün çocuğunuz seni diyecek biliyor musunuz? Anne, babam o kadar uğraşmış seni sosyal yap diye. Benim arkadaşlarımla ailesine bile görüşmeme izin vermiyorsun. İstemiyorsun. Biliyor musun ben burada senin hatalı olduğunu görüyorum diyebilecek bu çocuk yarın. Hani aynı şeyi babaya da söyleyebilir. Önemli değil burada baba anne. Ama bunu çocuklar görecek ileride. Siz istediğiniz kadar bunu doğru olarak verin. Ama bu kaygı ve korku çocuğunuza tesir eden. Bu çocuk da kaygılı bir çocuk olabilir. O yüzden ilk önce kendimizi bir değiştirelim. Yani ben demek yerine biz demeye başarırsak zaten biz ne yapabiliriz? Biz nasıl değişebiliriz? Eşiniz çok mu ısrar ediyor? Tamam Ahmet Bey, Ali Bey 5 kere gelmeyeyim de 3 kere geleyim, 2 kere geleyim. Hadi bu konuda anlaşma yapalım. Uzlaşmaya gidin. Evet. Uyum yasası, uyum sağlayacağız. Eşiniz de size uyum sağlayacak. Tamam 5 yere gitmeyelim de senin için 3 yere gidelim gibi. Uyum sağlayarak ilerleyin. O zaman işte evlilik olur. Bu kadar korkmamamız lazım yani uyum sağlamak için biraz olsun fedakarlık yapmaktan. Burada tabii fedakarlık veya değişimle alakalı bahsettiğiniz şeyler kişinin temel kendisini, o kişi yapan özelliklerin değişmesi değil. Ama esneme payının olabileceği alanlarda da bu esnekliğin sağlanması. Yani kendi değerlerine, inancına... Bunlara aykırı bir değişimden bahsetmiyorsunuz ama hepimizin belli bir esneme payı vardır. O esneme payını aile hayatında göstermek durumundayız ki sağlıklı bir aile hayatı sürdürebilelim. Yoksa işte iki katı yapının çarpışması neticesinde de böyle bir çatışmaya yani sonuç bir tane, olabiliyor. Şunu eklemek istiyorum. Bir tane danışan çift geldi bana. Şimdi beyefendi diyor ki benim yapım böyle diyor. Hanımefendi diyor ki ben kaldıramıyorum diyor. Yapısı sert. Mizacı var. Ve ağzı çok çok rahat. Biz diyor, beyefendi diyor ki biz diyor Karadenizliyiz diyor. Biz normal diyor. Ama hanımefendinin tarzı o şekilde değil. Şimdi şunu soruyoruz. Diyoruz ki aynı sizin gibi konuşan, sizin gibi hanımına hitap eden birinin
kızınızla evlenmesini ister misiniz? Bir anda renkleri değişiyor yanının. Çünkü istemiyorlar. Kızı canından bir parça, onun o şeyi yaşamasını istemiyorlar. Siz kendi kızınızın, canının parçanızın bunu yaşamasını istemiyorken, eşiniz kusura bakmayın, sokaktan bulmadınız eşinizi. O da bir annenin, bir babanın evladı. O da kıymetli bir insan. O da eşiniz. Yani hani ben kalkıp da evden birine kalkıp da hani evde iş yapsın diye almadınız. Siz meçhi almadınız. Hı hı. Bunu lütfen bu bilince iyi oturtmak gerekiyor. Evet. Hanımınız evdeki bir herhangi bir hizmetçi ya da size işte belli ihtiyaçlarınızı giderecek biri değil. Yol arkadaşınız. Hı. Her zaman eşinize baktığınız zaman bu benim yol arkadaşım. İnancınız varsa benim ahirette de yol arkadaşım olacak şekilde bakıp ona göre yatırım yapmamız gerekiyor. Hı hı. Ama bakıyoruz ki şiddet eğilimleri, hanımına karşı aşağılamalar, onu değer o kadar fazla ki. Hı hı. O yüzden biz nasıl bakıyoruz hanımımıza, biz nasıl bakıyoruz eşimize, beyefendi olsun hanımefendi olsun, buna bakmak çok kıymetli. Hı hı. Eğer siz yol arkadaşım diye bakarsanız iyileşmeye de katkı sağlarsınız. Ama siz yok ya çocukların anası, işte hayat böyle geçip gidiyor diye bakarsanız aynı değer yargısıyla muamele görürsünüz. O yüzden neye yatırım yapmanız çok kıymetli. Hı hı. Doğru şeye yatırım doğru şekilde yaparsanız inanın meyvesini çok daha güzel alırsınız. İnşallah çok daha iyiye gitsin bütün ailelerin. Bununla alakalı çatışma yaşayan herkesin aile inşallah. Hayatı diyelim. Şimdi sıradaki sorumuz şöyle. Okulumuzda 8. sınıf erkek öğrencilerimde kızlarla çok zaman geçirme, tırnak uzatma, erkek arkadaş edinememe gibi davranışlar var. Aile de bu konuda çok zor durumda. Öğrencimle nasıl bir yol izleyebilirim? Öğrencim bu durumundan hiç rahatsız değil, hatta çok mutlu olduğunu belirtti diye sormuş bir öğretmen arkadaşım. Şimdi Nihan Hanım şöyle bir şey var. Bazı şeylerin ayrımını çok dikkatli yapmak gerekiyor. Çünkü bunlar çok hassas konular. Eğer yanlış bir terapi modeline giderse bu çocuk yanlış bir şekilde muamele görerek kendiyle alakalı yanlış tercihlerde bulunabilir. Şuraya biz çok kıymetli bakıyoruz burada. Diyoruz ki burada bu çocuk buna benzer bir içgüdü yaklaştığı zaman altyapısını oluşturan sebepler ne? Bu çocuk daha 18 yaşından küçük. Belki de ergenliğe girdi ya da girmedi bile. Tam olarak kendiyle alakalı farkındalığı olmayabilir. Hmm. Bu altyapının sebebini yani bunu sebep çıkan şey nedir? Bir, dikkat çekmek mi? Yani dikkat çekmekten şu. Bu çocuk evde ihmal görüyor. İhmal ediliyor. Aile bunun farkında değil. Ama çocuk bir şekilde kendi dikkatini bu şekilde mi? Yani birazcık daha mı ailesine ihtiyacı var? İki, bu çocukta istismar mı var? Belki okulda, belki başka bir yerde çocuk istismar mı yaşadı? İki, ailenin ona vermesi gereken belli başlı ilgi ve zaman dilimi aile göstermiyor mu? Çocukla bir yoksunluğun ihtiyacı olarak mı bir kimlik çatışması var? Çünkü biz Nihan Hanım eğer ki izleyicilerimize bakarsa Erik Erikson'un 8 aşamada olan insanların evresi vardır. Her eve de ayrı şey söyler. İhtiyaçlar, ihtiyacı karşılandığı zaman ne oluyor, karşılanmadığı zaman ne oluyor? Ergenlik ve ön ergenlik döneminde biz kimlik çatışmasını çok fazla görürüz. Eski zamanlarda bunu şey diyebilirsiniz yani daha çok hani çok eskiden çok çok eski olmasa bile 30-40 yıl öncesine kadar hani sağ sol çatışması olarak belki çıkardım. Ya da işte çocukların çok değişik bizim dönemimizde çok vardı satanizme karşı böyle bayağı bir gündem oydu yani. Gündem neyse ona bir ilgi duymam. Onda bir popülite elde etme gibi durumlar olabilir ama bunun altyapısına psikolojik olarak inmek gerekiyor. Burada öğrenci bu durumdan rahatsız olmayabilir, mutlu olabilir ama altyapısında başka bir sebep vardır. Herhangi bir sebeple bile olsa gelen çocuklar, herhangi bir gelen gençlerle konuştuğumuz zaman da bir şeye karar vermeden önce diyorum ki hadi ilk önce altyapısındaki bunu altyapısında yani vitrinin arka tarafında buna sebep olan yaraları bir toplayalım. Yaraları teparladıktan sonra, yaralar iyileştikten sonra eğer aynı problemler devam ediyorsa demek ki bunun başka bir sebebi var. Burada sosyal medyanın etkisinden de bahsedebilir miyiz? Çocukların sosyal medyadaki akıllardan TikTok, etkilenmesi. Yedikleri yemekler. Maalesef yani çocukları belki siz çok güzel iyi yerlerde yediğini zannediyoruz ama çocukların çok fazla fast food tarzı ürünler de çocukların metabolizmasını ve hormon sistemini çok bozuyor. Bunlarla alakalı isterse aile araştırma da yapabilir ama bu TikTok ve sosyal medya kesinlikle etkileyen yerlerden bir tanesi. Ve
siz olduğunuz kemikten farklı bir kemikle gözüktüğünüz zaman da çok fazla takipçi alıyorsunuz ve takipçi olarak challenge dediğimiz, yani böyle bir sanki böyle bir yarış yapıyormuş gibi karşı tarafla takipçi kasıyorsunuz. Bu kelimeler çok fazla kullanılıyor ve Nihan Hanım, açıkçası söylemek gerekirse oyunların bir kısmında da bunlar var. Yani biz zaten diyoruz ki çok masum oyunlar. Hayır, masum falan değil. Bazı oyunları söylemiştik size. Yani cinsel içerikli çok fazla obje var. Mesela oyunun içinde putlar var ve siz o putlara tapmak zorundasınız. Taptığınız zaman, yani eğilip secde eder gibi yaptığınız zaman puan kazanıyorsunuz. Bir odaya gidiyorsunuz, orada bir çarşaflı hanım var mesela. Ona yanlış bir şey yaptığınız zaman puan kazanıyorsunuz. Yani bunun gibi o kadar çok şeyler var ki, olaylar var ki ve biz oyunları çok masum zannediyoruz. Ama bu çok belki detaylı bir şey. Bence bu konuyla alakalı oyunlar ve sosyal medya konusunda kesinlikle özel bir program yapılması lazım. Biz sizinle geçtiğimiz programlarımızın birinde özellikle çocukların teknoloji kullanımıyla alakalı detaylıca konuşmaya çalışmıştık. Onun dışında yine çocukların teknoloji bağımlılığını yer yer ele almaya çalışıyoruz. Ama sık sık da konuşmamız gereken konulardan birisi bahsettiğiniz gibi. Bence bu konuda yani belki de hani böyle Roblox olsun, diğer oyunu kanalları olsun. Ben çok böyle bu konuda araştırma yapan bazı gerçekten uzmanlar var. Onlarla gerçekten tehlikenin boyutunu birazcık daha konuşmak gerekiyor. Bunlar da etkileyen şeylerden bir tanesi. Ben sadece 8. yaş için söylemiyorum. 8. sınıf için söylemiyorum. 5-6 yaşında bize gelen vakalarda da biz bunu görüyoruz. Ama bunun sebebi ne biliyor musunuz? YouTube'da gördüğü çocuklara ait olan, olması gereken videonun içinde çocukların cinsiyetiyle alakalı sorgulamaya itecek ve onları yönlendirecek bazı içeriklerin olması. Bakın, biz burada şöyle olsun, böyle olsun diye söylemiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Nihan Hanım, çok kıymetli şu, çocuklar gördükleri şeyle bir noktadan sonra onu yapmaya, yaşamaya başlarlar. Siz çocuklara güzel şey gösterirseniz güzeli görürler. Yanlışı gösterirseniz yanlışı görürler. Çocuğa neye maruz bıraktınız ve neyi empoze ettiniz çok kıymetli burada. Eğer ki burada bir çünkü empoze etme gibi bir şey varsa, ki oluyor. Sosyal medya bu konuda çok güçlü. Bu konuda birazcık da uyanık olmak gerekiyor. Aile ne yapması gerekiyor? Ben aileye şunu tavsiye ediyorum. Lütfen uzmandan bir destek alsınlar. Çocuğun altyapısında depresyon olabilir, kimlik karmaşası olabilir, bir bunalım olabilir. Bunun üzerinden böyle bir yol izleyerek devam etsinler hayatlarına. Gidecekleri uzmanla alakalı da bir araştırma yaparlarsa öncesinde, yani ne yönde çalışmalar yapıyor? Özellikle bu biraz daha hassas bir alan olduğu için uzmanın yapacağı yönlendirmelerin de etkisi çok büyük önem arz ediyor. Bununla özel olarak çalışan uzmanlar da var. Daha önce bizim konuklarımızdan katılan uzmanlarımız da olmuştu. Böyle bir yönlendirmeyle 8. sınıf online görüşme için de uygun bir yaş aralığı. Dolayısıyla inşallah fayda görürler. Hem de sizin bahsettiğiniz gibi vitrinin arka planında acaba neler var? Görünmeyen tarafta neler var? Ailede bir rol model eksikliği mi var? Baba ile olan bağda eksiklikler mi var? Genelde erkek çocuklarında baba rolünün eksikliği ile alakalı da böyle durumlarla, çatışmalarla karşılaşabiliyoruz. Bütün bunları değerlendirmeleri onlar için faydalı olur inşallah. İnşallah. Sıradaki sorumuz şöyle. Ben 3. evliliğinden ayrılmış bir bayanım. 15 yaşındayken babam şizofreni rahatsızlığı yaşadı. Beni çok severdi. Her zaman ayrı tutardı diğer kardeşlerimden. Rahatsız olduktan sonra beni sevmeyi tamamen bıraktı ve ben bu durumu kaldıramadım. Okul müdürüme bile şikayet etmiştim babamı. O zaman lise 1'e yeni başlamıştım. O zamandan beri ne yaparsam yapayım, herkesten çok benden nefret ediyor. Ne kadar yaklaştıysam beni her zaman iteliyor ve hiçbir zaman o sevgiyi yakalayamıyorum. Acaba karşıma çıkan eşlerimden bu sebeple mi ayrılıyorum ve onları kaybediyorum? Babam hala ilaçlarını kullanıyor. Çok zorluklar yaşadım ama artık babamın durumunu kabullendim. Kendimi buna alıştırarak mutlu olmaya çalışıyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir soru. Sadece babanızın hastalığı değil ama belki de birçok kişinin böyle bir girdaptan yaşadığı ayrılmalar olsun, başka şeyler olsun yaşadığı durumlar olabiliyor. Ben şimdi ilk önce burada birkaç konuya bakmak gerekiyor. Bir, babanın sağlıkla alakalı durumu. Babayı kabullenmiş ama kabullenmediği bir durum var içeride.
Orada çünkü şu an siz kabullenmiş olabilirsiniz ama 15 yaşındaki kız kabullenmemiş olabilir hala babanın durumunu. Diğer bir tarafta ise her defasında babaya benzer bir sevgi arıyor. Ama muhtemelen o sevgiden sonra Nihan'ın o sevgi poz çıkıyor onun için. Bunun altyapısına bakmak gerekiyor. Burada her zaman şunu diyoruz. Diyoruz ki biz genelde yüksek oranlarla babamızın iyi yönlerinden çok daha iyi, kötü yönlerinden de daha kötü insanları buluyoruz. Yani babanız cömertse daha cömert bir insan bulabilirsiniz. Babanız sinirliyse daha da öfkeli bir insanla evlenebilirsiniz. Ya da babanız cimrisi daha da cimrisini bulabilirsiniz. Bunun gibi mesela. Bu tür şeyler yaşıyoruz. Şimdi muhtemelen hanımefendi de hayatında babayla alakalı süreci tamamlayamadığı için, babasıyla alakalı affetme sürecini, o süreci kabullenme sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmediği için maalesef ki yaşadığı hayatına giren insanlar da ona benzer, onun devamı süreçinde oluyor. Bakıyor çok mutlu olacağını zannettiği bir resim var ama bir bakıyor ki içinde aman Allah'ım. Ahmet'le evlenmiş, boşanmış, Mehmet'le bu evlenmiş. Mehmet diyor, ay hiç Ahmet'e benzemiyor diyor. Bir bakıyor iki hafta sonra ben Ahmet'le evlenmişim ya. İkinci Ahmet vakası. Sonra Mehmet'ten boşanıyor. Fatih'le evleniyor. Bir bakıyor Fatih ikisinin birleşimi. Daha da kötü bir vaka gibi geliyor ona. Şimdi burada hayat ona şunu söylüyor aslında. Diyor ki Ayşe, hayatınla alakalı bitirmediğin bir vaka var. Baban. Hayatınla alakalı zihninden bir türlü çıkamadığın, 15 yaşındaki Ayşe'nin çıkamadığı bir durum var babası. Çıkamadığın için sen bir şekilde ya babana çok benzeyen ya da bir şekilde baban gibi her zaman yanında gördüğün adamı zannediyorsun ama bir bakıyorsun başka biri çıkan birilerini bulmaya başlıyorsun. Neden bunu sen 3 kere yaşıyorsun? Ahmet'i 2., 3., 4. kez değiştirmek varken, kendi içinde karakterini dönüştürmek varken evliliğin içinde neden Mehmet'e, Mehmet'ten sonra Fatih'e gittin? Sebebi neydi bunun? Çünkü bir arayış içinde. Babasından yaşadığı arayışı, yokluğu bulamadı hala. Bulamadığı için de hala birilerine gidiyor. Çünkü birilerine güvenmek ve şefkat duymak istiyor. Ama kendi öğrettiği, yani kendi öğrendiği bahçede böyle kırmızı elmalar görmüş. Kırmızı elmalar sulu olur demiş. Ya da elmalar tamamen çürük. Ama Ahmet'in, Mehmet'in ve Fatih'in bahçesindeki elmalar yeşil. Diyor ki sana senin değişmen gerekiyor birazcık daha. Bak burası kırmızı elmaların olduğu yer değil. Burada yeşil elmalar var. Bazen ekşi olabilir, her zaman çok tatlı ve sulu değil. Ama bunun tadını sen varacaksın. Belki o küçük bir yerde kırmızı elma yedin. Belki şu an çok güzel bahçelerin içinde yeşil elmayı yemen lazım. Yani bir evlilikte seni o evle tutan şeyleri görmen gerekiyor. Tuttuğu zaman da değişmen gerekiyor. Yani sıkılarak belki oturmak ya da koşarak belki de o elmaları yemen gerekiyordu. Biraz daha değiştirmen gerekiyordu. Her gelen kişi senin hayatına değişim için geldi. Ama biz değişimi doğru yerden görürsek başarıyoruz. Yani çünkü evliliklerde böyledir ki şöyle bir şey oluyor. Hani dedik ki hep aynı kişileri bulma ihtimaliniz çok güzel oluyor. Evet. Diyoruz ki bakın siz evlilikte yara alırsınız. Çok fazla yara alırsınız. O kadar yara alırsınız ki dersiniz ki ya ben kendimden geçmişim ya. Ben farklı birine dönüşmüşüm dersiniz. Ama evlilikte iyileşirsiniz. O yaralarınızı teker teker sarıp o çok güçlü bir baraj gibi artık en ağır, en şiddetli gelen suya kadar dayanıklı hale gelirsiniz. Orada da şifalanmanız iki taraflı olur. Yani hem eşiniz hem siz. Ben tek taraflı şifalanayım diye olmuyor maalesef evliliklerde. Bunu çok iyi görmek gerekiyor. Hanımefendi şimdi aynı şeyi söylüyorum. Siz bu zamana kadar birinci evlilik yaptınız, iyileşmediniz. İkinci evlilik yaptınız, iyileşmediniz. Üçüncü evlilik yaptınız, iyileşmediniz. Acaba iyileşmesi gereken ya da şifalanması ya da değişmesi gereken siz miydiniz? Eşler değil. Acaba sizin mi değişmeniz gerekiyordu? Baba ile alakalı olan durumda ise orası apayrı bir durum. Yani orayı bağlar, orası çok güvenli bağ kurmak, bağın sağlam olması, arkama yaslandığım yerin dağın çok güçlü olması ve sürekliliği olması. Bakın sürekli bir sevgi yok babada. Tak diye kesilmiş bir anda. Olabilir bunlar. Hayatta her şey olur. Bir bakıyorsunuz en güvendiğiniz insan, yapmaz dediğiniz insan yapıyor. Beni üzmez dediğiniz insan yapıyor. Evet. İşte o zaman hayatına şunu diyor, sırtını asla bir insana dayama. Sırtını asla annene, babana, kızına, oğluna dayamayacaksın. Dayayacağın yer çok güçlü olacak. Arkadaş da değil burada. Kendimiz ve inancınız. İnancınız neyse.
Yani başka bir şey de inanıyor olabilirsiniz. Neyse o sizi güçlü tutacak olan şeyiniz. Çünkü siz maddi olarak neyi tutunursanız onlar hayatta alınıyor. Maddi olarak güç bile, maddiyat bile alınıyor hayatta. Sağlık bile alınıyor. Hiçbir şeyin evet. garantisi yok hayatta. İşte o yüzden lütfen bu alana çok dikkatli bakın. Ama bunlarla alakalı yaş sadece eş olayı değil, baba olayı çok ciddi bir yerde burada. İyi ki evet. de paylaşmış hanımefendi bizimle. Eğer ki baba hala bağlarla alakalı sıkıntı devam ettiğini ben düşünüyorum. Çünkü hı. süreklilik devam ediyor. Hı hı. Hala bir arayış içerisinde. Uzmandan bir destek alsın. Evet. Özellikle bağları çalışan, özellikle bağlanmayı çalışan biriyle muhakkak çalışsın. Hı hı. Aynı zamanda ikinci olarak da çiftle alakalı karar verdiği zaman da evlilikle alakalı bu konuda uzman biriyle çalışsınlar. Hı hı. Bir anda evliliğe karar vermek yerine ben nerede yanlış yaptım? Nereyi değiştirebilirdim? Ya da babamla değiştiremediğim şeyleri eşlerimle mi değiştirmeye çalıştım? Hı hı. Da bocaladım. Artık neyse orası. Oraya birazcık da detaylı bakması gerekiyor hanımefendi. Hı hı. Ondan sonra işte değişim kapıları açılacaktır. Kolaylıklar dileyelim ama bazı sorular, bazı hikayeler artık ne olursa olsun mutlaka bir uzman desteğine yönlendirmemizi çok daha uygun olduğunu hissettiriyor. Siz de her seferinde bunu vurguluyorsunuz. Uzman desteğinden önce yapabileceğimiz her şeyi anlatıyorsunuz elbette ama bu kadar net bir şekilde hem bu soru hem başka evet. sorular için çok net bir şekilde bir destek almanın önemli olduğundan bahsettiğiniz zaman inşallah izleyicilerimiz de bununla alakalı gönüllülüklerini ortaya koyup böyle bir yola çıkmaya niyet edip böyle bir başlangıç yapıyorlardır. Çünkü işte orası artık mutlaka destek alın dediğiniz kısım biraz sanki bana köprüden önceki son çıkış gibi geliyor. Yani o çıkıştan evet. çıkalım ki yeni bir yol, yeni bir rota çizelim. Tekrar o yollarda kaybolmayalım diye. Ne Hanım şu da çok kıymetli. İlla çok %100 çok cesaretim var, çok şey yapacağım değil. Yani gerçekten artık değişmek gerekiyor, artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye bir inancınız başladıysa otomatik lütfen onu biraz yeşertin. Yani insanlar çok öteliyorlar bunu. Öyle ki mesela hanımefendi diyor ki ben diyor 10 yıl önce gelsem şu an iyileşmiştim. Ama 10 yıl bekliyor, 20 yıl bekliyor. Neden bunu çekiyorsunuz? Hı hı. Gerçekten şifalanmak, konuşarak şifalanmayacağım. Her terapisin ayrı yöntemi vardır. Bazıları farkındalığınız artır, bazısı gerçekten bir yöntem uygular. Bazısı gerçekten belli çalışmalar yapar size ve gerçekten farkındalığınız evet. artar. Yani burada bu konuyla alakalı çok fazla ertelemeyin, ötelemeyin. Çünkü siz zorlanmadıktan, o konfor alanından çıkmadıkça asla değişip gelişemezsiniz. Konfor alanı dediğim şey diye mesela hanımefendi, ya ben mesela örnek veriyorum, sürekli şiddet görüyorum, şunu yaşıyorum, bunu yaşıyorum diyor. Ama o da konfor alanı olmuş, değiştirmek istemiyorsun. Değişim çok ağır geliyor. Çünkü değiştiğiniz zaman adam da değişecek. Adam da direnç gösterecek bununla alakalı değiştiniz diye. Siz adım atarsanız, siz değişirseniz o adam hali değişecektir. Bu çok nettir. Değişecek, değişim olacaktır. Çünkü siz değişmediğiniz için adam değişmiyordur. Bazen danışanlarımız geliyor, hayatla alakalı çok zorluk çektiklerini söylüyorlar Nihan Hanım. Şunu söylüyorum, ben diyor işte çok zorluk çektim. Ben dedim kurban olmuşsunuz hayatınız. Aa evet diyor, gerçekten diyor beni kurban ettiler diyor falan. Peki dedim, aynı zamanda siz kurban psikolojisine yaşadınız ama aynı zamanda da zorbaya da izin vermiş olabilir misiniz? Yani zorbanın da daha zorba olmasına, ses çıkartmadığınız için, hakkınızı savunmadığınız için, söylemediğiniz için de adam da bunu kendine güç belleyip zulmetmiş olabilir mi? Evet zulmetmiş olabilir diyorlar. Bakın ama dinde susmak gerekiyor. Şunu diyor, bunu diyor. Din şunu söylüyor onun yanının. Ben bu konuda hani uzman değilim. Belki dediğim gibi her şeyi söylemiyorum ama ne zulmeden olun ne de zulme uğrayan olun diye ya hadis ya da ayet olması gerekiyor. Hı hı. Çok nettir. Ne zulmedeceksin birine ne de zulme uğrayacaksın. Zulme uğrayarak, yani bizde şöyle bir şey yoktur bakın. Hristiyanlık dininde bildiğim kadarıyla vardır. Hani bir tokat atana bir diğer tarafını çevir diye. Bizim dinimizde böyle hı hı. bir şey yoktur. Sen eğer zulüm görüyorsan ses çıkarmak durumundasın. Haksızlık yapıldıysa ses çıkartıp hakkını savunmak durumundasın. Hı hı. Burada kendi hakkını korumak durumundasın. İşte böyle bir inancınız var. Bakın bu inanç şu değildir. Ya ben sessiz kalayım da zulüm göreyim de. Bu hayır, böyle bir şey yok. Siz eğer zulüm görüyorsanız bir yerde sesinizi çıkartmak durumundasınız. Ben zulüm görüyorum. Destek, bazen hani geçen hafta yazdı ya destek için. Destek için anne evet. babanıza gitmeniz gerekiyorsa gidin.
Destek için birilerinden destek almanız, bir arkadaşınızdan biri ya da bir kamu yerinden destek almanız gerekiyorsa destek alın. Bununla alakalı zulme sessiz kalmayın. Kaldığınız zaman o kişiye de alan tanımış oluyorsunuz. Hı hı. Zulüm yapmasına daha çok alan tanıyorsunuz. Evet. İlk başta hafif gelen olay, ileriki aşamalar daha da büyük bir olaya maalesef öldürmeye kadar gidiyor. Hı hı. Maalesef yanım. O yüzden bu konuda dikkatli olmakta evet. yarar var. Lütfen bu konuda izin vermeyin. Ne yapabilirim diyorsanız da lütfen muhakkak bir çıkış yolu vardır. Çevrenizden bu konuda uzmanlar vardır. Tanıdığınız güçlü insanlar vardır. Güçlüden kastım yani sizi çekip çıkartıp oradan hani gel kızım yanımda otur ya da dayısının kızı. Bazılarını konuşuyoruz danışanlar. Dayısı çıkartıyor oradan. Amcası evet. çıkartıyor o zulüm ortamından. Evet. Olabilir Nihan Hanım. Herkes maalesef gülü oynaya bir hayatı olmayabilir. Hı hı. Ama burada dikkatli olmak gerekiyor. Biz ne kadar izin verirsek o kadar da zulüm artar. Hı hı. O yüzden bu konuda birazcık daha uyanık olup zulme rıza göstermemek gerekir. Şimdi sıradaki sorumuz şöyle. 9 yaşındaki oğlum özellikle bir yere gittiğimde bana bir şey olmasından çok kaygılanıyor. Keza babası da bir yerden gecikse hemen telaşa kapılıyor. Okuldan almaya geç kalmamam için sıkı tembihler ediyor. Bu kaygısını nasıl azaltabilirim? Şimdi bu kaygıyı çocuk şöyle bir şey var hanım. Kaygıyı yönetememeyle alakalı bir şey var. Kaygı herkeste var. Kaygı, stres hani diyorlar ya bazen stresi nasıl yöneteceğim, kaygı nasıl yöneteceğim. Yani asıl yönetebilmek burada mesele. Yani hepimiz kaygılanıyoruz, hepimiz strese giriyoruz. Şimdi burada çocukla alakalı biz genelde kaygıya baktığımız zaman anne ile çocuk arasındaki iletişim, anne ile çocukla baba arasındaki iletişime çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu özellikle 1-2 yaş arasında. Çocuğa aman bir şey olmasın, aman şey olmasın, aman işte böyle aşırı üstüne mi düştük? Çocuk risk almamayı gördü, çocuk cesaretli olmamayı mı öğrendi burada? Buna iyi bakmak gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa çocuk ister istemez de kendini bu hale sokacaktır. Yani ne yapacaktır? Aman annem yanımda olsun, aman babam yanımda olsun, aman birazcık kaygılı gözükeyim ki iyice yanımda olsun. Burada çocuğu cesaretlendirmek gerekiyor. Örneğin bunlardan bir tanesi çocuğa spor aktivitesi. Çocuğa hep söylüyorum tiyatro da aynı şekilde bir etkidir. Spor, tiyatro, müzik, herhangi bir aktiviteye başlamak ve grup çalışmasına dahil olabilmek. Esneyebilmeyi öğretebilmek. Hı hı. Yani şudur. Mesela eğer evde şöyle bir tepki veriyorsanız işte bu nasıl olabilir asla böyle olmasın gibi böyle keskin kurallarınız varsa çocuk için de geç kalmak çok büyük bir olay olur. Ama şöyle bir şey olabilir. Bazen hayatta geç kalabiliyoruz. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Hayatta bazen bunlar olabilir gibi yaklaşımlarda bulunursak o çocuk bunu birazcık daha farkına varacaktır. Birazcık daha anlayacaktır. Bazen böyle şeyler olabiliyor diyecektir. Ama biz eğer çok keskin kurallar yaşıyorsak ya anne ya baba olarak çocuk da bunu dediğim gibi bu şekilde algılayacak. Peki ne yapabiliriz bunlarla alakalı? Dediğim gibi çocuğu bazı aktivitelere katmak gerekiyor. Çocuğa şunu diyebiliriz. Bazen geç kalabilirim. Hayatta bazen böyle şeyler olabilir. Hı hı. Eğer çok kaygılanıyorsan hocanla konuşabilirsin bu konuyu. Ya da işte okulda bir belli sana ben kağıt kalem vereyim orada birazcık çizim yapabilirsin. Çocuk kaygılandığı, korktuğu da canı sıkıldığı zaman telefon, tablet vermek, sosyal medyaya girdirmek, çocuğa oyunlar, tablet oyunları oynamak bu sağlıklı bir yere götürmez. Evet. Çocuk bunu şöyle öğrenir. Ha tamam ben ne zaman canım sıkılsa, kaygılansam annem bana tableti o zaman verir diye öğrenir. Bu evet. sağlıklı yola doğru gitmez. Siz burada çocuğun kaygısını ve stresini kendi yönetmesini sağlayın. Örnek veriyorum. Bir yere mi gideceksiniz? 5 dakika sonra yanında olacağım oğlum. 10 dakika sonra burada olacağım. 10 dakika sonra geliyorum gibi. Birazcık daha ayrışmaya çalışın. Burada diğer önemli bir konu şu. Çocuk mesela kaç yaşına kadar anneyle babayla yattı? Bakın ben dedi ki 6 ay. Ben de bağlanmayı soracaktım evet, size. 6 ay 1 yaşından sonra çocuğu ayrıştırın. Hı hı. 2 yaştan sonra kesinlikle yani kalmasını istemiyoruz ama muhakkak 1 yaşından sonra çocuğu odalarına ayırmaya doğru gidin. Bunlarla alakalı lütfen kolay bir şey değil ama bununla alakalı lütfen biraz mesafe koyun. Çocuğunuz kaygılandı, korktuğu zaman işte kaygılanma etme bir şey yok. Anne burada demek yerine kucağınıza alın kaygılandın mı, üzüldün mü diye konuşmaya çalışın burada. Çocuk muhtemelen dediğimiz gibi kaybetme korkusu yaşıyor ve kaybetme korkusu yaşadığı için de bu kaygıya doğru gidiyor. Hı hı. Peki bu kaybetme korkusunun altyapısında neler oldu bu çocukta? Buna bakmak gerekiyor. Bağlanmayla alakalı annem burada güvende seni bırakmayacak gibi inancın yerleşmesi gerekiyor. İşte bunlar yerleşmediği zaman ya da özellikle çocuk daha bebeklik zamanında
çocuk bir ayrılma kaygısı ve korkusu yaşadıysa bu devam etme ihtimali de var. Hı hı. Ya da bir gün anne geç geldi, bir şeyler olduysa okulda, bu da tetiklemiş olabilir. Tetikleyen olaylara da bakmak evet. gerekiyor. Ama dediğim gibi siz çocuğunuzu birazcık daha sosyalleştirmeye ve hayatta bazen böyle şeyler olabilir, bir alan tanımak gerekebilir gibi. Oğlum tamam, biraz da bazen böyle şey, hayır olamaz anne istemiyorum diye böyle aşırı tepkiler veriyorsa, bakın bu artık sizden çıkmıştır. Bu çocuğun uzmandan bir destek alması gerekiyor. Siz elinizden geleni yaptınız ve yaptığınızı zannediyorsunuz ama belki çocukluğun belli döneminde o 2 yaş bağlanma sürecinde muhtemelen bir şey yaşamış olabilir. 4 yaşa kadar da olabilir, bilmiyoruz. Orada bir güvenle alakalı bir sıkıntı yaşamış olabilir. Buraya bakmak gerekiyor. Bunun için de uzmandan destek alınmaları çok daha kıymetli olacaktır Nihan Hanım. Sıradaki sorumuz şu şekilde Şehadet Hanım. Hı hı. İş ve aile ilişkilerimde sorun yaşamamak adına haklı veya haksız olduğum her durumda karşımdakiyle tartıştığımda ben özür diliyorum. Ancak bu durumun artık beni çok yorduğunu fark ettim. Nasıl bir yol izlemek gerekiyor bu durumdan kurtulmak için? Şimdi sürekli özür dilemek ya da sürekli kendini hani geriye çekmek kişiyi ileriki aşamalara yıpratan bir süreçtir yani. Ama aynı zamanda kişi aman problem çıkmasın, aman gerginlik olmasın diye özür diliyor olabilir. Hani ben alttan alayım diye. Diğer bir durum ise kaybetmemek korkusu. Yani o kişiyi kaybetmemek için, kaybetme korkusuyla yapılan bir davranış olur. Ama ilişkimize zarar görmesin, şu olmasın. Bu risk alamamayla alakalı bir şeydir. Risk almayı öğrenmemiz gerekiyor burada. Ne demek risk almayı öğrenmek? Tamam, böyle bir olay oldu. Ama senin yaptığını doğru bulmuyorum. Bu konuyla alakalı bir süre görüşmeyeceğim seninle diyebilmek risk almaktır. Hı hı. Siz tavır gösterirseniz, bakın tavır sergilerseniz, belli bir sınır koyarsanız o kişi yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlar. Ama eğer siz sınır koymazsanız, tavır göstermezseniz o kişi yanlış olduğunu anlamaz ki. Hep diyoruz ya sınırlar, sınırlar, sınırlar. Bu hanımefendi kendi sınırlarını maalesef ki dışarıdakilerin girmesine değil, kendisi de otomatik olarak açmış, girmelerine izin vermiş. Yani sürekli özür dileyerek. Ha, sürekli özür diliyorsa zaten haksız sensindir, ben değilimdir gibi bir inanç veriyor olabilir kişilere. Ve ister istemez de karşı tarafı olan kavga etme durumunda bu süreç değersizleşiyor. Kendini oraya doğru çekiyor. Yani kendi kişisel olarak değil, süreci ve olayı değersizleştiriyor. Kendine değil, kendisi değersiz, kendisi çok değerli bir hanımefendi. Ama süreci o hale getirme ihtimali olabilir. Peki ne yapmak gerekiyor? Net sınırlar çizin. Buradaki dedim ya risk almak. Kaybetme riskinizi dedim, en kötü ne olur kaybedersiniz. Tamam. Sizi seven zaten sizin yanınızdadır. Sevmeyen de değildir. Bu kadar. Kendinizle alakalı bu kadar geriye çekerseniz bir noktadan sonra diyorum ya hani iyi bir şey yapacağım derken kurban olursunuz. Kurban olduktan sonra ortada Ayşe kalmaz. Merkezinizde kalmazsınız. Bambaşka bir insan çıkar oradan. Ve siz zarar görürsünüz burada. O yüzden bunlarla alakalı, kendinizle alakalı yapmanız gerekenlerden bir tanesi. Olabildiğince kendi sınırınızı ne çizin? Bir dakika ya Ayşe. Bu olayda kim haklı, kim haksız? Hadi haklı haksız aramıyoruz. Ama olayın çözülmesi gerekiyor. Olayın çözülme yöntemi bu. İşle alakalı. Bak haklı haksız aramıyoruz Fatma. Şu dosyalar eksik, şu dosyaların yapılması gerekiyor. Beraber halledelim bunu. Ya da sen hallet, bana getir, ben bir çek edeyim. Burada özür dilenecek bir şey yok. Özür dilemeye de gerek yok. Sadece karşı tarafa neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmesi gerekiyor. Özür dediğiniz zaman işle alakalı yetki verme gücünüzü de kaybedersiniz. İşle alakalı karar verme mercini de kaybedersiniz. Muhakeme yapabilme becerinizi de kaybedersiniz. Çünkü hep evet. suçlu kendinizi görüyorsunuz bir noktadan sonra. Risk almanız gerekiyor. En kötü ne olur ya Fatma sizle konuşmazsa? Konuşmasın. Onun tercihi. Konuşmasın. Ama burada sizinle alakalı bir şey soruyor. Hayır konuşmazsa ben yapamam, edemem diye tepkiler vermeye başlarsanız. Bu şu anki Ayşe'nin yaşadığı olay diye. Bu 10 yaşındaki, 15 yaşındaki Ayşe okulla alakalı, arkadaşlarını kaybetmeyle alakalı bir şeyler yaşamış. Ve bu şeyler yaşadığı için de şu an işle alakalı, arkadaşlarıyla alakalı, eşiyle alakalı bir şey kaybetmek istemiyor. Hı hı. Bu sevgi dahi olsa. Bizim en büyük hatamız ne biliyor musunuz Nihan Hanım? Sınırlar konusunda biz sınır koyduğumuz zaman kaybedeceğimizi zannediyoruz. Hayır kazanacaksınız. Daha fazla kazanacaksınız. Merkezinize geleceksiniz. Karşı taraf size saygı duymayı ve karşı taraf sizinle alakalı karar verirken, bir şey söylerken daha dikkatli olmayı öğrenecek. Buna çok dikkat etmemiz gereken bir durum. Hı hı. Lütfen
Eğer ki böyle bir durum varsa sınır koymak ben sevilmiyorum, değersizim, beni anlamayacaklar, bir daha konuşmayacaklar demek değil. Bu algıyı çekin. Konuşmayacaksa onun problemi. Onunla alakalı bir şey. Ama siz sınır koyduğunuzda kendinizle alakalı kendinize öz saygınız ve sevginiz artacaktır. Bunu da ekstradan söylemiş olalım. Bununla alakalı çok genel olarak soru alıyoruz. Yani sınır koymakla alakalı başkalarıyla olan ilişkimizde kendi mesafemizi belirleyebilmekle alakalı. Dönüp dolaşıp hep bahsettiğimiz konuda evet, sevilmemek, değer görmemekle alakalı ya yaşanan... Ya da kaybetme korkusu. Evet, kaybetme korkusuyla ilgili yaşanan endişeyi de burada evet, görebiliyoruz. Ve genel olarak da zor oluyor Şehadet Hanım sanırım, değil mi? Yani çok yetişkinlerden alıyoruz bu soruları. Çok daha ilerleyen yaşlarda ya da 30 yıllık, 40 yıllık evliliklerin ardından yine eşiyle ya da eşinin ailesiyle alakalı sınırla ilgili yaşanan bir problemden dolayı kişilerin yaşadığı zorluklarla alakalı biz burada dönüşler alıyoruz. Bu kadar kökleşmiş, bu kadar yıllar sonra bu sınır koymayı başarabilmek, genelde bununla ilgili umutsuzluğa da kapılıyorlar çünkü kişiler. Bu yaştan sonra nasıl olacak, neyi değiştirebilirim diye. Bu nasıl mümkün oluyor? Biraz daha ilerleyen yaşta bile olsa kişiler bunu yapabilmenin yolu nasıl oluyor? Şimdi bunun en büyük şeyi farkındalıktan yana. Neden farkındalıkları biliyor musunuz? Neden ben bu kadar kaybetme korkusuna karşı böyle bir tepki veriyorum? Muhtemelen ya bağlanma süreciyle alakalı ya 9-10 yaşında ya da biz gerçekten çok sevdiğiniz bir insanın hayatınızda sevgiliniz olduğu ilk zamanlarda ciddi bir darbe yemişsinizdir. Ve o size ha tamam ben çok verici olayım da aman gitmesin sevdiğim insan demişsinizdir. Bunu inanmışsınızdır ve böyle bir bilgi vardır. Ama şunu çok kaybediyoruz maalesef. Bunu toplum olarak çok kaybediyoruz. Verici olduğunuz zaman kendinizi kaybediyorsunuz. Yani Nihan Hanım Nihan Hanım olmaktan çıkıyor artık. Ne oluyor? Ahmet'in uydusu oluyor, işte iş yerindeki arkadaşı varsa Ayşe'nin bir türevi oluyor ve biz bunu istemiyoruz. Çünkü bu çok sağlıksız bir ilişki tarzı. Çünkü bu bir noktadan sonra kişiyi ne yapıyor biliyor musunuz? Kişiyi rutin bir hale getiriyor. Tamam o zaman ben özür dilerim diye ve kendi değerini daha da aşağıya çekmeye doğru gidiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Farkındalık çok kıymetlidir. Hep söylüyorum ya. Ama tekrar söylüyorum, siz sınır koyduğunuz zaman daha kıymetli ve değerli olursunuz. Neden? Şöyle lafları hep duydunuz mu? Son gelin de çok seviliyor canım. Ama annemin dediğini hiç yapmıyor, kayınvalidemin dediğini hiç yapmıyor. Duydunuz mu bunu? Ben çok duydum yanım. Ben çok duydum. Emdi üstü burundan getiriyor mesela kayınvalidesini, öyle söylemiyor diğer elti. Ama diyor ki çok seviliyor. Neden diyor bunu? Çünkü küçük yeri sınır koymuş. Anne ben bunu istemiyorum. Bana bunu yapma. Ben bununla bana gelme. Şunu şunu deme bana demeye başlamış. Sınır koymuş. Siz sınır koyduğunuz zaman maalesef ki bir illüzyon gibi daha fazla, daha çok sevilmeyeceğim, daha değersizleşeceğim gibi bir algı var. Hayır tekrar söylüyorum. Lütfen bunu deneme yapın. Ne yapın mesela? Çok küçük bir sınırla başlayın. Arkadaşınız dedi ki işte ay çay içer misin, çikolata alır mısın? Gerçekten istemiyorsunuz o çayı içmek. Gerçekten o çikolatayı almak istemiyorsunuz. Teşekkür ederim, almak istemiyorum. Çok basit bir sınırla başlayın. Demiyorum ki hemen bir Nirvana'ya çıkın, Everest Dağı'na çıkın demiyorum size. Çok küçük başlayın ya. Teşekkür ederim, çayı almayacağım. Ya da işte bir başka bir şey söyledi. Bunu özellikle ben duygusal danışanlarıma da söylüyorum. Özellikle örnek veriyorum, yanlış bir şey yapma, yanlış bir ilişki tarzı sürüklenme durumunda. Bir evlisiniz ve biri size dedi ki gel kahve içelim, çay içelim akşam. Ama ayıp olur. Hayır ayıp olmaz. Evdeki hanımınıza asıl ayıp olur. Kusura bakmayın evde hanımı bekle, ben dışarı çıkmıyorum akşamları. Net. Net sınır koyun, net sınır çizin. Biz sınır çizmediğim için karşı taraftaki insan çok rahat bizim hayatımıza giriyor ve hayatlarınızı mahvedebiliyor. Ya da tam tersi, siz çok fazla girmelerine izin verdiğiniz için maalesef hayatlarınız gidiyor. Bir noktadan sonra Ahmet de kalmıyor, Ayşe de kalmıyor. Bakın verdiğim örnekler hayatın içinde olan ve çok küçük örnekler. Çok küçük başlayın. Çocuklarınızdan bile başlayabilirsiniz. Hayır anneciğim istemiyorum, böyle bir şey izin vermiyorum. Bu akşam annenin evinde kalacaksın, komşunun evinde uyumak diye bir evimizde kural yok. Net olun. Evet. Bakın bunlardan bir şey kaybetmezsiniz. Siz ne zaman bir şey kaybedersiniz biliyor musunuz? Sınırlarınızı çok fazla verip çocuklarımızı kaybettiğimiz zaman, çocuğumuz istismar olduğumuz zaman, eşimiz ya da dostumuz herhangi bir zarara girdiği zaman ya da işte sevdiğimiz bir insan başkasıyla gittiği zaman işte o zaman çok büyük bir
sınır koymamakla alakalı bir şey yapıyoruz. Hep verici, aa tamam gitsin, aa tamam yapsın. Ama çocuğunuz o sizin. Başka bir yerde kalamaz. Bu sınırla alakalı konu. Ya da başka bir şeyle alakalı. Yani sınırla alakalı. Başka bir yerde olması, başka bir yerde olması. Hayır, anne olarak sınır koymak durumundasınız. Hı hı. Bu sizi kötü anne yapmıyor. Aynı şekilde eşinize ya da herhangi bir sizi rahatsız eden bir hanımefendi sınır koymak sizi kötü bir iş adamı yapmıyor. Evet. Tam tersini. Sınırları olan ve hayatla alakalı belli kuralları olan bir insan yapıyor. Evet. Bu sizi değersizleştirmiyor. Değerli olduğunuz insanların yanında değerli olun. Size yarın bugün zarar verecek insanlar için değil. Küçük şeylerden başlayın. Kahveyi reddedebilirsiniz. İstemiyorsanız reddedin. Hı hı. Başka bir şey, şunu bunu yapmanın. Hayır, bu senin görevin, yapmayacağım ben deyin. Küçükten başlayın. Çünkü o yavaş 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 o kapıyı, o açtığınız o sınırlarını çizmene izin veriniz. O kapıyı yavaş 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 kapatın. Bir anda kapatamıyor olabilirsiniz. Tamam, yavaş küçük işlerle başlayın. Ondan sonra bakmışsınız ki evet sınır koyabiliyorum. Kayınvalideniz bir laf mı söyledi? Hayır anne, ben gelmeyeceğim bugün. Hayır anne, ben şu an kendimi iyi hissetmiyorum, gelmeyeceğim. Net. Hayır, sen şunu yaptın, bunu yaptın demek değil. Net sınırlar çizsin. Evet. Sınırlardaki, şunu da söyleyeyim son cümle olarak. Sınır koymaktaki amacımız karşı tarafı kırmak, incitmek değil. Hı. Ben bunu istiyorum. Kendimi burada rahat hissedemedim, güvende hissedemedim ve böyle istiyorum deyip. Evet. Net bir çizgi çizmekten yanın. Sizin her zamanki sözünüz artık slogan olan sınırda rahmet vardır evet. diyelim. Bir virgül koyalım içeride evet, tanım. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Kendinizle, ailenizle, çocuklarınızla, ilişkilerinizle ilgili psikolojiye dayandığı sürece sormak istediğiniz her türlü soruyu ekranda gördüğünüz numara üzerinden ve bizlerin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Şehadet Hanım, ilk kısımda yine hepimizin hayatına dokunabilecek konuları evet, da ele evet. alan soruları cevaplamıştık. Yine izleyicilerimiz sağ olsunlar sorularını göndermeye devam ediyorlar. Onlardan gelen sorularla hızlı bir şekilde devam edelim istiyorum. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Ben genel olarak enerjisi yüksek ve umut dolu bir insanım. Ancak çevremdeki insanlar benim yaşam enerjimi sömürüyorlar. Bunun farkındayım ama engel olamıyorum. Bu konuda nasıl bir adım atarsam kendimi bu durumdan koruyabilirim? Bununla alakalı yanım. Eğer ki kendi enerjiniz yüksek ve karşı taraftakilerin düşükse birincisi şu. Siz düşük olanların enerjisini yukarı çıkartmaya çalışıyorsunuzdur. Enerjinizi almalarının asıl sebebi budur. Ya diyordur ki ya of ya bu iş de olmayacak zaten, şu iş de olmayacak. Hayır, yapabilirsin edebilirsiniz. Siz kendi enerjinizden veriyorsunuzdur karşı tarafa. Siz kendi enerjinizden karşı tarafa bir şey verdiğiniz zaman sizin enerjiniz artmıyor. O negatif enerjiye siz dolmaya başlıyorsunuz ve sizin enerjiniz gidiyor. Aslında sömürülmüyorsunuz. Siz buna izin veriyorsunuz. İkincisi, karşı tarafın hiçbir insanın kurtarıcısı değilsiniz siz. Genelde bu tarz enerjisi yüksek insanlar kurtarıcı moduna çok girerler. Yani ona da yardım edeyim, onu da yapayım, şunu da yapayım. Aman yok, yapabilirsin, edebilirsin diye iş yerinde böyle acayip bir anaç şeyi falan da olabiliyor bu insanların. Yani burada sorumluluk size ait değil. Burada sorumluluk o kişinin hayatıyla alakalı bir şey. Bu kadar sorumluluk almayın başka hayatın, başkaları ne düşünüyor diye. İkincisi, enerjiniz yüksekse bunu birazcık daha kendi içinizde yaşamaya çalışın. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani karşı tarafa sürekli vermek yerine bu enerjiyi siz potansiyeli nereye doğru kullanırsanız daha sağlıklı olur. Kitap okuyarak mı, gezerek mi, enerjisi yüksek arkadaşlarınızla vakit geçirerek mi? Buna biraz kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Ama diğer türlü dediğim gibi siz düşük enerjili olan insanları gördükçe verici moda çok giriyorsunuz. O verici modda bir noktadan sonra enerjiniz düşükken 50'ye 20'ye doğru düşebiliyor. Hadi belki yarım saat sonra tekrar toparlıyorsunuzdur ama diyeceksiniz ki bana gerek var. Ne konuştum şimdi bununla, niye anlattım kendi yapacaklarımı? Sizin enerjiniz de sömürürler. O yüzden buna dikkat edin. Diğer bir durum ise plan yapacağınız zaman hayatınızla alakalı kimseye anlatmayın. Bu, affedersiniz, psikolojik bir çalışmadır. Plan yaptığınız zaman o plan beyinde sanki olmuş gibi ya da yaşamışsınız gibi bir enerji verir size. Ve siz yapmaya daha sonra şey yaparsınız, istemezsiniz. Ama siz bu işi yapmadınız ve söylemediniz ama planınız da var. Bir iş olur, proje olur, yeni bir girişim olur, evlilik aşaması olabilir.
Ama ne zamana kadar bunu siz kendi içinizde yaşarsınız, içinize dönük şey yaparsınız, bir süre tutarsınız, o enerji daha da patlar ve daha güzel işler ortaya çıkartırsınız. Plan projelerinizi ve yapacaklarınızı lütfen biraz daha içinizde yaşayın. Çok söylediğiniz zaman bunun enerjisi gidiyor. Bunu söyleyelim. Çok fazla dillendirmeyeceğiz. Kafamızda tasarladığımız, yapmak istediğimiz işleri önce yapalım, biraz yoluna koyalım. Sonra sevdiklerimizle yine paylaşırız tabii ama değil mi? Öncesinde birazcık kendimize saklamaktan bahsediyorsunuz. Aynen, paylaşmayın çünkü ben her zaman şunu diyorum. Ne olur bir şey oluyor mesela, bazı insanlar geliyor. Hayatında hep şu oldu, bu oldu, şu oldu, bir türlü olmadı. Kimle tüm yapacağı hayat kafasından geçen en ufak şey bile bütün herkese paylaşmış. Ne oluyor, başkası oluyor. Bunu biz akademide de çok görüyoruz. Yani akademide yapacağınız projeyi, akademide yazacağınız makaleyi, akademide araştırma konusu söylemeyin diyoruz. Neden söylemeyin diyoruz? Arkadaşınızla bir başta dersin, o da der ki acaba ben de şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam der. Tak diye benim fikrimi çaldı olur. Niye paylaşıyorsunuz? Burada kişi akıllı olacak. Siz nasıl evinizi ya da bir herhangi bir çalıştığınız bir yeri korumak için güvenlik oluyorsa, beyninizdeki plan ve projeleri ve makale, araştırma proje neyse korumanız, güvenliğiniz olmak zorunda. Durdurun orada, her şeyi paylaşmayın. Paylaştığınız zaman da maalesef ya enerjiniz sömürülüyor, ya yapma etme, ne yapıyorsun ki, icat çıkartma diye toplumumuzda bir kelime vardır maalesef yani. Niye icat çıkartma diyorsunuz? Belki gerçekten icat çıkartacak, icat çıkartma diye de çocuklar bir şey yapamıyorlar ama ne yapıyorlar şu an? Mesela birçok icatlar çıkartıldı değil mi? Araba olsun, uçaklar olsun, evet, savunma sanayisi olsun. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu konuda birazcık daha evet yapabilirim ama sessiz yürümem lazım. O ormandan sessiz geçmeniz lazım. Hı hı. Eğer siz ormanda yürürken çok ses çıkartırsanız ormanda farklı uyuması gereken canlıları da uyandırırsınız. Ve enerjinizi alırlar. Yapma, etme, ne yapıyorsun, kolay mı bu? İşte örnek veriyorum, çocukla yapılır mı bu? Evlendikten sonra yapılır mı? Bakın bu çok kalıplar, çok var. Evlendikten sonra okunur mu? Evlendikten sonra başka bölüm mü okuyacaksın? Çocuğun olduktan sonra bir üniversiteye mi gideceksin? Var. Siz bir enerjiniz var, patlıyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Alırlar enerjinizi. Söylemenize gerek yok. Söyle, belki eşinizin ya da birkaç kişinin bilmesi gerekiyor. Ona tamam, okey. Ama plan aşamasında kimse bilmesin. Hı hı. Plan aşamasını çok gizli tutun. Şu alanda mı okuyacaksınız, şunu mu yapmak? Kimseye söylemenize gerek yok. Kendi içinizde bunu yaşayabilirsiniz. Ve daha sonra baktınız ki oluyor. İnanın olduktan sonraki paylaşım tadı daha güzeldir. Hı hı. Ama olmadan paylaşırsanız bunu sanki olmuş gibi o enerjiyi yaşarsınız ve o enerji geçer gider biter. Bu hanımefendi için de söylüyorum, eğer böyle bir durum varsa buna dikkat etsin. Eğer böyle bir durum yoksa da lütfen kimsenin hayatını kurtarıcı ya da fikir verici olmasından ziyade böyle olmasın. Böyle olmaktan ziyade lütfen kendi içine dönsün, insanları daha çok dinlesin. Enerjinizi paylaştığınız zaman onları alırlar, sömürürler ama daha çok dinlemeye doğru odaklanmaya çalışın burada. Daha sağlıklı olacaklar sizin için. Yine kendimizi korumak bizim elimizde. Başkalarının enerjimizi sömürmesi, sürekli olumsuz yorumlara maruz kalıp kalmamaya karar verecek olan taraf da biziz. Evet. Biraz daha bize iyi gelmeyecek, sürekli aşağı çeken, sürekli eleştiren kişilerle bir arada olmak yerine bize iyi gelecek kişileri tercih etmeyi de seçebiliriz. Neden sürekli bu kişilerin yanında oluyoruz? Onlara sürekli yardımcı olmak, onların dediğiniz gibi bir fedakarlıkla onların enerjisini yükseltmek gibi bir çabamız mı var? Evet. Belki dönüp kendimize sormamız lazım. Onların böyle bir isteği, böyle bir niyeti olmayabilir. Onlar bazıları umutsuzluktan, şikayetlerinden çok beslenirler. Bunu da çok sık anlatmaya çalışıyoruz programımızda. Ve bu şikayetlerinden kurtulmak istemediği sürece, kişi kendisi buradan çıkmak istemediği sürece bizim onu hadi bakalım bugün gezeceğiz. Evet. Ben seninle şunları yapacağım, ben sana yardım edeceğim, geleyim işlerini halledeyim dememiz çok da işe yaramayabilir. Günün sonunda da ben onun için çok fedakarlık yaptım. Bak görüyor musun, hala bana şikayet ediyor cümleleriyle de karşılaşabiliriz. O yüzden kimin bize iyi geldiğini, kimin iyi gelmediğini biraz daha seçici bir şekilde karar verip çevremizdekilerle geçireceğimiz vakti de ona göre planlamak neticesinde bizim elimizde diye hatırlatmış olalım. Şimdi sıradaki sorumuz bizim. Şehadet Hanım, kanayan yaramız artık adeta her program konuştuğumuz, sürekli anlatmaya çalıştığımız, maalesef giderek çok daha fazla şekilde almaya başladığımız sorularla alakalı. İnşallah azalmasını temenni ediyoruz ama gidişat gösteriyor ki maalesef buna benzer soruları çok daha yoğun bir şekilde almaya başlayacağız gibi görünüyor. Biz yine de güzellikler dileyelim. Bu durumun değişmesini temenni ettiğimizi belirterek
Sorumuza geçelim. Şöyle soruyor izleyicimiz. 4 yaşındaki torunum sürekli internette küfürlü şeyler izleyip bize de küfrediyor. Her işini bağırarak ve emrivakiyle yaptırıyor. Annesi de onun bu davranışlarından dolayı uyarı amaçlı şiddet uyguluyor. Anaokuluna gönderdik, gitmek istemedi. Arkadaşlarıyla iletişimi yok. Ne yapabiliriz? Şimdi Nihan Hanım, burada 2-3 tane farklı durum var. Bir tanesi çocuğun küfür etmesi. İkincisi işlerini emrivaki bağırarak yapması. Üçüncüsü ise okula gitmek istememesi. Bundan çıkmak için de ailenin uyguladığı şiddet var. Bir kere biz çocuğa şiddeti kesinlikle tasvip etmiyoruz. Yani bu kesinlikle olası bir şey değil. Çünkü şiddetle alakalı şunu söylüyorsunuz. Ben seninle konuşarak seni emrim altına alamıyorum. Seni zapt edemiyorum. En iyisi sana dayak yoluyla ben bunu zorla baskı haline yaptırayım. Çocuklara biz bunu yaptırdığımız zaman çocuklar ilkokul, ortaokul zamanında bittikten, ergenliğe gittikleri zaman bizden tamamen kopuyorlar. Tam tersi anne baba şiddet uygulamaya başlıyorlar. Evden de kaçma ihtimalleri, başka yerlere gitme, yerleşme ihtimalleri olabiliyor. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi peki ne olacak burada? Birincisi siz bu sıkıntının farkındasınız. Çocuğunuz küfrediyor. Çocuk küfrediyorsa birincisi şüphelenmeniz gereken ev içidir. Evde kim küfrediyordur? Zaten internette sürekli küfürlü şeyler izliyor evet, diye de belirtiyor. Kesinlikle. Şimdi ilk önce aile yapısından bakalım. Hiç oraya gitmeye gerek yok. İlk önce aile yapısından yok mu? Öyle birisi yok mu küfreden? Hiç kimse yok. Baba telefonuna küfretmiyor. Amca küfretmiyor. Tamam okey. Çocuk bir şeyden görmemiş. İkincisi parklar. Ben bir parka gideyim Nihan Hanım. Oturayım. Şimdi sitelerde birazcık daha farklı. Sitelerde muhtemelen belli aile kalıpları daha net bir şekilde görmedim böyle bir küfür ama. Ben herhangi bir mahallenin, siz de gidin lütfen bir gün deneme yapın. Oturun. Orada 18 yaşındaki çocuk da aynı parkta. 5-6 yaşındaki çocuk da aynı parkta. 18 yaşındaki çocuk otomatiğe bağlamış küfürlü konuşuyor. Bakıyorsunuz 6 yaşındaki çocuk arkadaşını küfretmeye başlıyor. İkinci yer parklar, sosyalleştiği yerler. Üçüncü okullar. Dördüncüsü. Bunların hiçbirinde bir sıkıntı yok. Her şey çok güzel gidiyor. İzlediği şeyler, telefon, televizyon, tablet, sosyal medya, oyunlar, YouTube neyse. Buradan çocuklar öğreniyor. Burada en büyük hata annenin bir kere 4 yaşındaki çocuğa kontrolsüz bir şekilde telefon ya tableti vermesi. Ben bunu defaatle söylüyorum, hala söylüyorum. Tek ben değil, muhtemelen bir konunun birçok uzmanları sürekli çocuklara... Sizin kontrolünüz dışında olan herhangi bir şey izletmeyin. Sosyal medya sitenizsiz girmeyin. Girmesinler, izin vermeyin. Defaatle söyleniyor. Ama bakıyorsunuz ki annenin de telefon, babanın de telefon. Aman ne olacak diye gidiyorlar. Ve bir noktadan sonra çocuk küfretmeye başlıyor. Bir noktadan sonra çocuğun aşırı aykırı hareketleri ortaya çıkacak. Ve aman, diyecekler ki... Aman ne olacaktan ötürü affedersiniz. Şunu da ekleyelim. Ne yapalım? Telefonu elinden alamıyoruz. Ne yapalım? Telefonu vermediğimiz zaman çok sinirleniyor. Ne yapalım? Bizden habersiz alıyor gibi cümlelerle de karşılaşabiliyoruz. Bunun için mazeret. Ama çocuk küfrettiği zaman dayak yiyor. Çocuk bir şey yaptığı zaman dayak yiyor ve siz o dayakla çocuğu susturabiliyorsunuz. Bakın çocuklar çok iyi, çok hızlı öğrenirler. Siz sınırı koyarsanız o çocuk onu durmayı öğrenir. Ama siz sınır koymazsanız, her aldığında o tableti verirseniz ne olur? Çocuk diyor ki tamam ben pekiştiriyorum. Ben azıcık ağlayayım. Ben o tablet zaten eninde sonunda aynen alırım diyor. Birincisi bu. Hadi veriyorsunuz diyelim. Ama sınır yok. Yani 4 yaşındaki bir çocuk nasıl her rahatla istediği şey TikTok'a girebilir, işte Roblox'a girebilir, ondan sonra YouTube'a nasıl girebilir? Bakın yanım, siz 5 tane çocuk videosu açın, izleyin. Evet. O 5 tane videodan sonra şöyle yapın. Deyin ki ya bakalım ne olacak diye bakın. İnanın bana o çocuğun görmemesi gereken ahlak dışı. Şiddetin en ucu reklamlar, çizgi film ve oyun reklamları geliyor. Çocuğa 10 saniye yeter onu görmeye. Hı hı. Çocuğun beynine zaten bir resim tak diye verdikten sonra işitiniz onu resmi. Siz belki anne baba olarak tak diye değiştiriyorsunuz. Hayır. Televizyonda da aynı şekilde var. Televizyonda da maalesef ki bazı akşam olması gereken filmleri gün içinde de veriyorlar. Ve o ahlak dışı çocuğun görmemesi gereken aile hayatına ait şeyleri çocuk orada görüyor. Evet. Yani ben bunu bizzat şahit oldum yani maalesef. Bir baktım çocuklar oturmuşlar çizgi film izlerken tak diye kanal geçerken başka şeyler izliyorlar. Bunlar çok sıkıntılı.
O yüzden her zaman söylüyorum. Bu şahsi belki görüşüm olacak ama ben çocukların ilk 2 yaş hiçbir şekilde, gerekirse 3 yaşa kadar hiçbir şekilde sosyal medya, telefon, televizyon görmesine doğru bulmuyorum. Evet. Şahsi olarak da evde herhangi bir şekilde sürekli bu şekilde kanalların açılmasını doğru bulmuyorum. Ki zaten televizyonun ve tabletin etkisi ve YouTube'un zararlarını da az çok biliyoruz. Lütfen ilk önce bunda sınırlama getirin. İnsanlar erken önlem aldıkları zaman sağlıklarıyla alakalı hastalığın 1. evresi, 2. evresi neyse çok hızlı iyileşirler yani. Ama insanlar kendileriyle alakalı, sağlıkları alakalı önlemi almayıp ihmal ettikleri zaman işler çok daha sarpasarı. Bu kendimizle alakalı verdiğimiz karar. Bir anne babanın yapması gereken şeylerden bir tanesi çocuğunu ihmal etmemesi gerekiyor. Eğer siz çocuğunuzla alakalı küçük yaşınızda, çocuk küçük yaşındayken önlem almazsanız, ergenlik ve ön ergenlikte şu anki devirdeki çocukların yaşadığından en az 2-3 kat daha ağır bir şeyle yaşayacaksınız. Çünkü sosyal medya ve yeni çıkan oyunlar, eğlence şeyleri çok daha artacak. Ve siz anne baba olarak buna yetişemiyorsunuz. O yüzden diyorum ki bağı, çocuk bağını telefon, tabletle kurmasın. Sizinle kursun bu bağı. Bunu her zaman söylüyorum lütfen. Bir yere mesela gidiyorsunuz değil mi? Ben bunu çok görüyorum. Hafta sonu lütfen bir bakın. Kahvaltıya çocuğunuzu götürüyorsunuz. Bazı restoranlar gerçekten tebrik ediyorum. Çok çocuklar için çok geniş alanlar yapıyorlar. Oyun alanları yapıyorlar. Bazı yerler çocuklara tablet veriyorlar yanına. Anneler rahat rahat yemek yesinler diye. Ve bunlar da maalesef çok büyük bir sıkıntı. O yüzden lütfen hafta sonu bir gözlem yapın bakalım. Çocukların oyun alanı olan yerler çocuklar oyun oynuyorlar mı? Yoksa anneler babalar hemen tablet telefon mu veriyorlar? Ve siz çocuklarınızla beraber hafta sonu vakit geçirdiğiniz zaman o tabletin telefonun evde iş olmaması gerekiyor. Çocuklar evinde iş olmaması gerekiyor. Bazen danışanlar geliyor yanına diyor ki baba mesela ben çocukla çok vakit geçiriyorum ya diyor. Onu sevdiğimi söylüyorum vakit geçiriyorum ne yapıyorsunuz diyorum. İşte vakit geçiriyoruz buluşuyoruz tamam diyorum. Hadi beraber bir yola çıkalım sizinle. Bir baba olarak haftada bir günün belli saatine baba kız günü yapıyor musunuz? Hayır yapmıyorum. Tamam. Birincisi gitti. Peki bir baba olarak kızım hadi gel bir yürüyüş yapalım. Bir ormana gidelim seninle. İşte ne bileyim bir sürü millet bahçeleri yapıldı. Birçok semtte var. O bahçelere gidelim seninle vakit geçirelim diyor musunuz? Hayır hiç dememiş bugüne kadar. Tamam. Peki kızım sana bir görev vereceğim. Evde bu sorumluluğu yaptığın zaman sana belli paralar vereceğim aralıklarla. Mesela 5 lira, 10 lira neyse. Ve sen istediğin oyuncağı sadece istediğin oyuncağı ya da ihtiyacın olan şeyi bu paralarla alabileceksin dediniz mi? Çocuğa sınırlama getirdiniz mi? Hayır. Çocuğun belli saatlerde televizyon izleme ya da belli saatlerde belli oyunları ya da belli YouTube kanalları izleme durumu var mı? Hayır yok. Peki ben soruyorum böyle şeyleri yapmadıktan sonra o çocukla nasıl sağlıklı bir vakit geçirdiğinizi düşünüyorsunuz da o çocuğun da çok sağlıklı bir birey olmasını istiyorsunuz. Bu çok kıymetli. O yüzden lütfen yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. İlk önce tablet, telefon neyse sınır koyacaksınız. Çok net olacaksınız. Bakın bazen çocuklarla şunu yapıyoruz. Ya gel oğlum konuşalım yaptığın yanlıştı falan diyoruz. Eğer ki yanalım olay yapılan şey zararlı bir şeyse. Birine zarar vermek, küfretmek gibi şeyse ceza değil. Ama uyarının net olması lazım. Yani siz sınıfta çocuklar kavga ediyor birbirine küfrediyor. Annelerle konuşuruz sonra bir şey yaparız. Hayır geçti o bitti olay. O olay bitti. O olay çocuk dedi ki ya bak benim dedi yanlış yapma hakkım var. Evet. Ben o çocuğa vurabilirim. Ben o çocuğa küfredebilirim. Benim böyle bir iznim var inancı oldu. Evet. Öğretmen olarak hemen müdahale etmeniz gerekiyor. Ahmet odama geliyorsun. Böyle bir şey kabul edilemez. Asla ve asla bir daha görmeyeceğim. Sen bunu nasıl yaptın çabuk bana anlat. Nasıl olay nasıl oldu? Bir şiddet mi uyguladı? Ne yaptıysa? Anne babalar hemen okula çağıracak. Bakın riskli durumlarda ve çocuğun yaşına uygun olmayan durumlarda hemen acil müdahale. Bakın tekrar söyleyeyim bütün izleyicilerimize, öğretmenlere hemen acil müdahale. Orada çocuk küfür mü etti? Acil müdahale. Telefonunu bitiriyorsun. Telefon ya da tablet yok artık. Çünkü sen buradan yeteri kadar alacağın ahlakına zarar verecek şeyi almışsın. Ağlaması bakın bir gün, iki gün, üç gün sürecek. Siz yarın bir gün her gün ağlayacaksınız ya. O çocuk yarın bir gün evlenmek istemeyecek. Sadece televizyon, telefon başında olmak isteyecek. Sadece sosyal medyada olmak isteyecek. Parasını oradan kazanmak isteyecek. Hayata
bağ kurmak istemeyecek, ağlamanız her gün olacak. Lütfen şu an harekete geçin. Diğer bir durumsa dayak hiçbir zaman dediğim gibi bir çözüm yolu değildir. Ama anaokuluna iletişim kurmak istemiyorsa aynı zamanda şundan şüphelenin, bu çocuk çok fazla internette kalarak sosyal becerisi zayıflamıştır. Bir ihtimal ekran otizmi olabilir. Bir ihtimal öğrenmeyle alakalı problem olabilir. Bir ihtimal çocuklarla iletişim kurmada sıkıntı yaşıyor olabilir. Lütfen iletişim kurarak, iletişimini hocalarla sağlıklı kurarak lütfen ve lütfen çocuğa bir an önce bunu kapatın ve sosyalleşeceği alanlar verin. Müziktir, resimdir, oyundur, spordur, neyse. Çocuk bu alanlarda birazcık kendini geliştirsin. Telefon, tablet, televizyon, bilgisayar, lütfen onu olabildiğince kadar sıfıra indirin. Şu an yapmadığınız her şey yarın size çok daha ağırı döner. Evet. Belki 5 kat, belki 10 kat. Burada ben her zaman çok seviniyorum anneanneler, babaanneler, torunlar için soru sorduğu zaman. Çok teşekkür ediyoruz onlara ama onlar bu durumun bu kadar farkındayken, onlar bu soruyu sormuşken artık onlar da bununla alakalı aileyi bu ciddiyetle uyarma noktasında lütfen devreye girsinler. Dilerlerse bizim programlarımızın hepsi YouTube Wow TV hesabına yükleniyor. Wow TV kendini bilmek şeklinde arattığınız zaman da bütün bölümlerimize ulaşabilirsiniz. Bu soruların cevabını o sırada izleyemiyorsanız ya da sorunun cevabını öğrenmesini istediğiniz başka kişiler varsa programımız YouTube'a yüklendiği zaman lütfen bunları da onlarla paylaşın. Onların da istifade etmesini sağlayın. Özellikle de anneanneler, babaanneler çocuklarıyla alakalı soru sordukları zaman lütfen söylesinler bu kaydı izlemelerini. Biz bütün soruları ekranda yazıyoruz. Altta kendi sorunuzu da görebilirsiniz. Hangi dakikada olduğunu da bulabilirsiniz. Bütün programı izlemek zorunda da değilsiniz. Ama lütfen sorunuzun cevabını onlara da iletin. Biz onlara ulaştırmış olalım. Çünkü tahmin edemeyeceğimiz kadar artık önemli bir boyutta çocukların özellikle telefon kullanımıyla alakalı yaşadıkları hem ahlaki bozulmalar hem davranış problemleri hem öğrenme güçlükleri hepsini çok önemsiyoruz. Lütfen bu önemseyişimizin de karşılığını aileler bu soruların cevabını alarak bulsunlar ve hızlı bir şekilde lütfen harekete geçsinler diye ben özellikle de ricamı burada iletmiş olayım. Şehadet Hanım, yoğun bir şekilde sorularımız gelmeye devam ediyor. Hızlıca devam edelim istiyorum. Sıradaki sorumuz şöyle. Hayırlı günler, programınızı takdir ve tebrik ediyorum diyerek başlamış İzleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Çok başarılı ve faydalı buluyorum. İlgiyle izliyorum demiş. 31 yaşında 3 çocuk annesiyim. Annemle hiç sağlıklı iletişimimiz ve duygusal yakınlığımız olmadı. Sosyal hayatımda ve evlilik hayatımda çok problemler yaşadım. Onun narsist olduğunu bu yaşımda fark ettim. Hala ondan duygusal beklentiye giriyorum. Onaylanma ihtiyacı hissediyorum. Bunu nasıl aşabilirim? Kendi kızıma da aynı şeyleri yaşatmak istemiyorum. Nasıl düşünmeli ve nasıl davranmalıyım? Teşekkür ederiz izleyicimiz için. Gerçekten çok kıymetli. Narsist anne babalarla büyüyen çocuklar, böyle insanlar söylüyor ama çok da narsist olmuyorlar. Yani o duygusal ihtiyaç boşlukları o kadar yoğun oluyor ki çocukları o boşluğu yaşamasın diye daha çok verici oluyorlar. İlk önce hanımefendiyi belki bir nebze olsa rahatlatacaksa bunu söyleyebiliriz. Yani muhtemelen kendisi çocuklarına elinden geldiğine kadar verici olmaya çalışıyordur. Birincisi bu. İkincisi, biz bazen bağ kuramadığımız zaman bizim için ilk bağ anne bağıdır yani. Anneyle kurulan bağ eğer sağlıklısız biz hayatta çok güzel bağ kurarız. Daha güvende hissederiz kendimizi, daha böyle ayaklarımız yere basar gibi hissederiz, daha kendimize bu konuda emin adımlar görürüz. Ama anneyle bağ çok sağlıklı kurulmadığı zaman maalesef ilişki tarzımıza güvensiz oluyor. Bazen korkulu bağlanma oluyor, kaçıngan bağlanma oluyor ve kaygılı bağlanma dediğimiz bağlanma şekilleri oluyor. Bu bağlanma şekillerinden genelde %50 ile 60 civarı güvenli bağlanma yaşıyor ailelerin çoğu baktığımız zaman topluma. Belki Türk toplumunda buna %70, 65, %70 diyebiliriz ama %30'luk bir civarı var ki burada gerçekten çok sıkıntılı bağlanma problemleri yaşıyorlar. Burada çocukların ihmali var, burada çocuklara anne bir var bir yok. Anne bazen bir anda o kadar çok seviyor, bir anda tamamen ilgiyi kesiyor. Bu tarz bağlanma şekilleri var. Bazen sevgi koşullu oluyor. Yani diyor ki benim dediğimi yaparsan ben seni severim diyor. Ve çocuk sürekli o sevginin peşinden koşmak için bebek sürekli değişmeye çalışıyor. Anne gibi, anne ne derse onun kuklası gibi olmaya çalışıyor. İşte bunlar o kişiyle alakalı baktığımız zaman da
evlilik aşaması ya da gerçekten romantik bir ilişki yaşadığı zaman da aynı problemleri yaşıyor. Kurban moduna doğru gitmeye başlıyor. Ama güvenli ilişkide öyle değil. Güvenli ilişkiyle büyüyen kişiler evliliklerinde problem olsa bile bunu nasıl yönetebileceklerini az çok bilen insanlardır. Çünkü nedir? Kaygı daha azmış, az oluyor, korku daha az oluyor. Eşi korkulu bağlanması olsa ya da eşinin bir çekingen ya da kaçıngan bağlanması olsa bile güvenli bağlanmayla onu bir şekilde dengeliyor. Kolay değil, onu kesinlikle söyleyeyim. Kolay bir bağlanma şekli değil ama zorlansa bile bir şekilde değişim dönüşüme açık oldukları sürece halledebilirler. Şimdi ama böyle bir durumda aynı narsist bir yapı var. Narsist bir yapıdaysa muhtemelen bu hanımefendi ihmal çok görmüştür. Yani duyguları anlaşılmamıştır. Aşağılanma görmüştür. Narsist anne babalarda biz aşağılama da görüyoruz. Yani çocukları küçük görme, çocukları birazcık daha böyle yaptıkları başarıları böyle küçümseme davranışları da görüyoruz maalesef. Bu tarz davranışlar görmüştür ve annesini sürekli kendini kanıtlamaya çalışmıştır ki hala devam eden bir şey. 31 yaşında olan hanımefendinin yaşadığı sıkıntının yanının maalesef sadece 31 yaşında değil. Şu an hanımefendi hala 15 yaşındaki kız gibi, 14 yaşındaki kız gibi hala annesinden sevgi bekliyor. Belki de daha küçük hatta. Belki de daha küçük. Belki de 5-6 yaşında. Bir çocuk gibi hala bir beklentisi var. Annesinin gözünün içine bakıyor ki belki bir onay alırım diyor. Burada bağlanmayla alakalı bilmediğimiz şey şu. Bağlanmayı da, bağlanma kadar önemli olan şey nedir biliyor musunuz yani? Ayrışma. Hmm. Mesela bunu konuşmadık hiç. Evet. Ayrışma çok kıymetli. Çünkü biz sağlıklı, güvenli bağlanma diyoruz, evet diyoruz ama bir de ayrışma çok önemlidir. Çünkü mesela bazı çocuklar, özellikle kaçıngan olanlar, kaygılı olanlar daha çok şöyle yapıyorlar. Anne mesela geldi ya, güvenli bağlanma olan çocuk anne geldi, anneye kavuştu, sarıldı, rahatladı. Annenin yanında oyunu oynuyor ama kaçıngan, kaygılı olanlar bırakmıyor böyle sımsıkı. Aman kaybederim, kaybederim korkusu. Hani biri diyor ki, oğlum babaya gel. Hayır hayır annemi bırakmam falan demeye başlıyor. Yani ciddi anlamda bir ayrışmadan kaçamıyor. Çünkü bağlanmada sıkıntı var. O yüzden bizim için bağlanma kadar ayrışma da çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Çünkü biz artık ayrılıyoruz. 31 yaşındaki hanımefendi 3 çocuğu var. Şu an yapması gereken şey kendiyle annesini ayrıştırması. Kendi bir hayatı var. Ve biz ne zaman hanımefendi rahatlayacak biliyor musunuz? Şu zaman rahatlayacak. Annem bana onay verse de aynısı, vermese de aynısı. Artık siz zihnen gemileri yaktığınız zaman o zaman rahatlayacaksınız. Gemileri yakmak anneden babadan vazgeçmek değil inanın. Nedir biliyor musun? Bağlanma. Hala bebeklik bağını, bebeklik kordonunu kestiğimiz anda rahatlayacak. Ben Ayşe'yim, annem de Fatma. Ben annem bana ihtiyacı o zaman konuşurum, görüşürüm tamam. Ama bana o hareketi de yapmış, yapmamış benim için bir. Ben artık o bağı koparttım, kestim. Anne çocuk bağından bahsetmiyorum, kordon bağı. Yani ayrışmaya hala geçememiş olan bir bağ. Ayrıştım anne ben senden. Hani istediğin kadar bana aşağılığa küçümse benim için fark etmiyor ya da beni sevse. Çünkü bir denge yok annede. Çünkü böyle narsist olan insanlarda diyor, düzgün bir şey yaptığın zaman çok sevilirsin. En ufak bir eleştiri yaptığın zaman senden kötüsü yoktur. En kötü sensindir. İşte siz bu ayrımı o anne yapmadan ziyade siz yaparsanız karakteri böyle ve ben narsist insanları değiştirmek için uğraşmayacağım. Çünkü onlar çok zor değiştirir. Narsist çevrenizde biri varsa onları psikoloğa göndermek zaten çok zor da. Gitseler bile psikoloğa şunu diyebilirler. Ben senden daha çok biliyorum ki. Hı hı. Yani sen beni iyi edeceksin. Bende hiçbir şey yok. Sende var belki demeye başlarlar. Yani asla eleştiri kabul etmezler. Ama o insanlarla baş etme sanatı vardır. O insanlara biraz hani dedi ki ilmi siyaset denilen bir şey vardır. Biraz siyasi yol izleyeceksiniz. Yani o insanlara önce pohpohlayacaksınız. Güzel taraflarını söyleyeceksiniz. Ondan sonra söylemeniz gereken şeyi söyleyeceksiniz. Bunu da kitap olarak Zorlu Kişilikler diye 5 zorlu kişilik üzerine bir kitap vardı yanının. Böyle beyaz pembe yazılı bir kitap. Onun da yazarını belki söylersiniz bakıp. Hı hı. Bu tarz kitap. Zor kişiliklerle yaşamak evet. Kitabı değil mi? Evet. Hı hı. Bir yandan yazarına da bakıyorum tamam. Şimdi. Şimdi o kitaba bakabilirsiniz. Hı hı. Orada da yöntem gösteriyor zaten bu kişiler evet. Nasıl yaşayabileceğinizi. Ama ben dediğim şey şu, o bağı lütfen zihninize kesin. Hı hı. Siz kendinizsiniz artık. Anneniz ve annenizi değiştiremeyeceksiniz. Değişmeye açık olmayan bir insanı değiştiremezsiniz. Hala annenizi olduğu gibi kabul etmekte zorluk çekiyorsunuz. Hala onu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ama
bir kişi kendi istemedikten sonra, kendi bununla alakalı bir rızası olmadıktan sonra değişmez. Ve değişmek isteseydi zaten bunu en başından yapardı. Belki şu an değişmek istese bile belki yapar ama kendi istemesi lazım. Biz burada birazcık daha kendi alanımıza ve kendi ailemize dönmek durumundayız. İnanın bana hanımefendi belki acaba ben narsist miyim de diye düşünüyor ama ben o tarz ailelerden çıkan çocukların çok şefkatli ve merhametli, sevgiye aç, sevgiye muhtaç olduklarını görüyorum daha çok. Eşiyle alakalı sıkıntılardan biri de annesinden kaynaklanıyor olabilir. Onu da ekstradan söyleyeyim. Çünkü annesiyle kuramadığı bağ ya da kurduğu sağlıksız bağ, güvenli olmayan bağ eşine de yansımıştır. Ve bir noktadan sonra eşine de yansıdığı için o dengeyi tutturamamış olabilir. Peki ne yapabilir hanımefendi burada? Bununla alakalı dediğim gibi eğer hala zorluk çekiyorsa eşiyle alakalı bunlar sebeplerini konuştuk. Çözüm olarak ne olabilir? Lütfen uzmandan bir destek alın bu bağlanmayla alakalı tekrar nasıl yapabilirim? İlla dediğim gibi annenizle kurmanız gerekmiyor bu bağı. Hayatla, çocuklarınızla, kızlarınızla, toprakla kurabilirsiniz bu bağı. Bağı tekrar oluşturmak için bir uzmandan destek almanızı tavsiye ederim. Diğer bir yöntem ise eşle alakalı problem devam ediyorsa lütfen bir çift terapisine zaman zaman gitsinler. Tekrar bu kitabı hatırlatalım. Özellikle de depresif, narsist ya da çok kaygılı kişilerle alakalı sorular aldığımız zaman da sıklıkla size tavsiye ediyorsunuz. Evet. Zor Kişiliklerle Yaşamak kitabın ismi. İki yabancı yazarı var. François Lillard ve Christophe André. Zor Kişiliklerle Yaşamak şeklinde aratıldığı takdirde doğrudan karşımıza çıkan bir kitap. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Özellikle bu gibi sorular aldığımız zaman. Şimdi sıradaki sorumuz şöyle. Biz yine sınırlardan bahsettik. Sınırlarla alakalı bolca sorular gelmeye başladı. Şöyle bir sorumuz var Şehadet Hanım. 18 yıllık evliyim. Eşim kayınpederimle birlikte çalışıyor. Attığımız her adımdan haberdar olmak istiyorlar. Ben sınır koyuyorum. Eşim arada sınır koyup arada susuyor. En son anneler gününde kayınvalidem telefon açıp niçin arayıp sormadın diyerek ağladı. Eşim çok iyi bir insandır fakat asla özel gün kutlamaz. Kayınvalidem bunu da biliyor, eşim de söyledi ama artık yorulduk. Güzelce anlattım olmadı, kavga ettik olmadı, muhatap olmadım olmadı, tıkandım artık ne yapmalıyım? Teşekkür ederiz sorusu için. Bu gerçekten evet sınırlarla alakalı çok güzel bir soru ama şunu söylemem gerekiyor hemen. Şimdi eğer ki hanımefendi ağlıyorsa burada birazcık daha kendini belki anlatmaya çalışıyordur. Anlatamadığı için böyle bir şey yapmıştır ama burada birazcık daha oğlunu bu şekilde hani belki konuşabileceğini, problemini böyle çözebileceğini düşünmüş olabilir. Siz sınır koymuşsunuz olmadı, her şeyi yapmasınız olmadı, tamam. Olmamasının sebebi ne biliyor musunuz? Olmamasının sebebi kayınvalide, kayınpederiniz değil. Olmamasının sebebi sizsiniz. Neden sizsiniz? Çünkü siz hala her şeyi yaptığınız zaman onların anlamasını ve değişmesini bekliyorsunuz. Biz sınır koymada diyoruz ki, sınır koyduğunuz zaman insanlar tak diye değişmeyecekler. Siz onlarla hayır ben böyle bir şey kutlamıyorum. Benim bu hassasiyetim var. İyi günler anneciğim dedikten sonra onların ağlaması, onların size eleştiri yapması, onların size laflarını taşımanıza gerek yok. Biz zaten sınırda bunu söylüyoruz. Yani evet insanlar sizin yaptığınız şeyi beğenmeyebilirler. Ani mesela kahve istemiyorum dediniz değil mi? Aa niye istemiyorsun sen de canım sana o kadar kahve yapmışsın. Ne kadar nankörsün. Bu onunla alakalı bir sıkıntı. Sizinle değil. Onu demeye çalışıyoruz. Hep sınır diyoruz ya Nihan Hanım. Yani siz bir sınır koymaya çalıştınız ve sınır koyarken insanlar sizi eleştirmeye başladı. Yapacaklar çünkü hoşuna gitmez insanların. Siz eğer bu koydukları sözleri, lafları taşıyorsanız demek ki hala taşıyorsunuz. Demek ki o sınır koymak size işlememiş hala. Sen diyorsunuz ki sınır koyduğun zaman aa tamam çok doğru. Kahve istemiyorsan ya da anneler günü kutlamayacaksan harika bir şey yapın oğlum falan demesini beklemeyin. Ya da anlayış beklemeyin. Çünkü onlar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Bu birincisi. İkincisi Türk toplumunda siz kayınpederinizle, kayınvalidenizle ya da işte bileyim eşinizin annesiyle, babasıyla çalışıyorsunuz. Toplum olarak damadım ya da çocuğum benimle çalışıyorsa benim onun hayatına karışma lüksüm vardır inancı var. Evet. Bakın bu çok nettir. Yani kişi bu yani zihin olarak olgunlaşmamışsa, oğlum benimle çalışıyorsa, parasını ben veriyorsam ben onun hayatına karışabilirim. Lüksünü düşünebilir. Burada yapmanız gereken şey işleri ayırmaktır. Benim param, benim senin paran, senin baba. Karışma.
Eğer çünkü bir noktadan sonra siz daha rahat karışma diyebileceksiniz. Ama şu an iş ortak olduğu için, paralar ortak olduğu için hanımefendi ya da beyefendi bunu söyleyemiyor olabilir. Çünkü toplum olarak büyüklerin inancı bu şekilde, beraber çalışırsak ben her şeyine karışırım. Nereye gittin, ne yaptın, bana da söyle, ne kadar para harcadın, tavsiye nereye gideceksin. Çünkü ortak cepten çıkıyor bunlar. Sadece bundan görmüyoruz ki, aile şirketlerinde aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani eltilerim tak 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 ve birileri işte araba mı aldı ona, çocuğuna bir şey mi aldı? Yani bunlar hep görülen bir şeyler. Burada yapılması gereken çok şey var. Çok, en önemli şey, en çok yapılması gereken şey sınır koymayla alakalı işlerin ayrılmasıdır. Çünkü en önemli şey budur. İşler ayrıldığı zaman o zaman ne sınır çizecek? Bu benim param, bu senin paran. Burası benim alanım baba. Ben kazanıyorum, isterse karımla örnek veriyorum Paris'e götürürüm, isterse köye götürürüm. Bu benim kendi kararım. Baba o zaman durur bir şey söyleyemez. Ama para ortaksa baba der ki, ne demek ya? Parayı beraber kazanıyoruz. Ben eşimi oraya götüremezken sen nasıl götürüyorsun demeye hakkına sahip olduğunu düşünebilir. Böyle bir durumdur bu. Aileyle alakalı, özel günlerle alakalı, eşiniz ne kadar sınır koyarsa koysun, siz bunu taşıdığınız sürece sınır koymamışsınız demektir. Çünkü siz üzülüyorsunuz. Tamam ağlayabilir. Siz de ağlıyorsunuz, siz de üzülüyorsunuz. Hı hı. Sizin de canınız yanıyor. Bu onunla alakalı bir problem. Bu sizinle alakalı bir şey. Çok fazla taşırsanız eğer, ben sınır koydum ama ağladı. Ben anne hayır işte bunu böyle yapmayalım da şöyle yapalım dedi. Kadın ağladı. Ağlayarak bir kendini kanıtlama çabası olabilir. Ya da işte bir hayır sen karışma kavga edecek bir sınır koyma çalışması olabilir. Farklı farklı olabilir bunlar. Değil mi ama? Burada önemli olan şey şu. Burada önemli olan şeyin yanının kişinin sınır koyduktan sonra karşı tarafın nasıl algıladığı olan şeyi taşımaması. Hmm. Çünkü biz taşıdığımız zaman Allah diyorsunuz ki Allah ya ben ne yaptım ya keşke sınır koymasaydım. Evet. Keşke bunu yapmasaydım demeye başlıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki Allah beni bildiği gibi yapsın. Niye ben böyle bir şey yaptım? Niye ben böyle yaptım? Sonra kendini suçlamaya başlıyor. Evet. İşte ne yapacağım ben? İşte eşi geliyor keşke yapmasın. Ama ne yapayım bir yandan sonra sınıra ihtiyacınız var. Sınır koyduktan sonra taşımayın karşı tarafın yükünü. Lütfen bunu defaatle söyledim karşı burada. Karşı tarafın duygusunu da taşımamak değil mi? Hı-hı. Çünkü onunla alakalı bir şey. Çünkü o ilk defa gördü ve düşünüyor ki acaba çocuğum beni sevmiyor mu? Çocuğum beni görmüyor mu gibi düşünüyor. Şunu diyebilirsiniz anne ben seni çok seviyorum. Sen benim bir tanecik biricik annemsin. Ama ben özel günleri kutlamıyorum. Hı hı. Ama istersen örnek veriyorum haftaya seni bir yemeğe çıkartabilirim. Haftaya sana bir şey gör. Ama ben özel günleri bu tarz işte kapitalist yaklaşımları sevmiyorum. Artık neye inanıyorsa yani. Hı hı. Sevmeyebilir. Hani bu lütfen alınıma saygı gösterir misin? Evet. Ben seni anlıyorum böyle bir ihtiyacım var ama ben bunu sana haftaya söyleyeyim. Ya da haftaya konuşalım bunu diyebilir. Hı hı. Yani bu tarz küçük küçük hamleler yapabilirsiniz. İki tarafın da gönlü olması evet. açısından. Ama sınır koyma aşamasına geldiğiniz zaman taşımayın. Ağlayacaklar da. Hoşlarına da gitmeyecek, eleştireceklerdi. İkincisi de önemli olan şey, işler biri olduğu zaman Türk mentalitesi böyledir yanım. Herkes herkese karışır. Eltiler, eltilere bile evet. karışır. Görümceler, geline bile karışır eğer para ortaksa. Evet. Maalesef burada sınır koysanız da para ortak olduğu sürece bu değişmiyor. Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Kişiler sınır koydu diye karşı taraftaki mutlaka davranışını %100 değiştirecek diye bir kural yok. Bazen değiştirmeden aynı istikrarla devam edebilirler. Evet. O zaman da dediğiniz gibi onun yüklediğini taşımamak. Onun bize hani sıcak patates metaforu vardır ya hep. Onun bize attığı sıcak patatesi biz tutmaya evet. çalışmadan tekrar ona geri atabilmek, o yükü yüklenmemek. Maalesef ilişkilerde hiçbir şeyin %100 garantisi yok. Yani şunun 5 yolu, bunu yaparsanız şu olur. Eşinizi ikna etmenin 3 yöntemi falan. Böyle bir şey yok. Herkes biricik, herkesin kendi ilişkisinin ayrı bir döngüsü var. Biz olabilecek en sağlıklı ilişki biçimi için yapılabilecekleri anlatıyoruz. Ama böyle bir garanti, böyle bir reçetesi olan bir durum değil. Şimdi çok güzel bir sorumuz var. İşte hayatın içinden diyoruz ya, tam da hayatın içinden bir soru. Aşk acısı nasıl geçer? Eğer geçerse doğru insanı nasıl evet. bulabilir? Özellikle aşk acısı yaşayan danışanlarımı da çok görüyorum. Ben asla birini sevemem. Ben asla birini bulamam. Aşk acısı yaşayan insanlar lütfen baksınlar. Hayatlarında narsist bir insan mı vardı? Çok açık bir soru soruyorum. Hı-hı. Hayatınızda narsist bir insan mı vardı ki şunu demeye çalıştı size. Benimle beraberken seni buraya çıkartırım. Sen pamuk prenses gibisin.
beni bırakırsan işte bu kadarsın, seni yerin altına ya da böyle en aşağı yere çekerim mi demeye çalıştı ki siz bir anda bulutların üzerindeyken bir anda tepe taklak yere düştünüz. Danışanlarımdan bunu çok gördüğüm durumlar oldu Nihan Hanım. Yani gerçekten yukarıdayken duygusal olarak çok çöküntü yaşadılar ama olay şu, tedaviye devam ettiğiniz sürece, terapiye devam ettiğiniz sürece bu acılar da geçecektir. Şimdi aşk acısı nasıl geçer? Aşk acısı herkese farklı yansır. İlk önce bunu bilirim. Bir insan aşk acısından neden yaşar? Biri gerçekten sevgi ihtiyacı vardır. Biri gerçekten beğenilme ihtiyacı karşılanır. Biri gerçekten başarı ihtiyacı vardır. Çünkü aa sen bu çocukla mı çıkıyorsun, bununla mı görüşüyorsun falan diye aa kendini başarılı bir şey yapmış gibi hisseder. Bazına bakarsın çok değerli hisseder. Ben çok değerli gibi hissettim der. Bazına bakarsın Allah'ım der, kurtarıcımı buldum. Geçen bir danışan geldi. Ben dedi kurtarıcımla evlendim dedi. Benimki çok güzel. Kurtarıcınızla evlendiyseniz muhtemelen çok zorbalık yaşamışsınızdır. Kurtarıcınızla evlendikten sonra muhtemelen siz bir noktadan sonra kurban olmuşsunuzdur. Evet dedi, gerçekten de kurban oldu. Kocamdan da geçtim artık dedi, daha sonra evlendi kişiyle. Şunu demeye çalışıyorum. Siz burada hangi ihtiyacınız karşılanıyor? Siz ihtiyacınız karşılanıyor ki görülme ihtiyacınız, duyulma ihtiyacınız, anlaşılma ihtiyacınız. Siz o kadar bağlanmışsınız buna. Bu bağlanma da sağlıklı bağlanma olmamış maalesef. Gözü kör bir bağlanma olmuş. Bunu özellikle lise dönemlerinde ya da üniversite dönemlerinde aşık olan insanlara sorun. Muhtemelen hiç, eğer ki sağlıklı bir ilişkideyse zaten hayal kırıklığıyla ve öfkeyle biten ilişkilerden bahsedeceklerdir size. Bunları yaşıyorlar, evet. Evet, aşk acısı yaşamanın da böyle bir şey var. Çünkü o duygular gitti. Değerli hissetme duygusu gitti. Sevilme duygusu gitti. Kendine bakabilme, kendini güzel görebilme duygusu gitti. Bunları kaybettiler. Çünkü neden? Kişi o ihtiyacı karşılıyor. Asıl sevgiye baktığımız zaman yanım, biz karşı taraftan şunu deriz. Yani gerçekten karşınıza alacağınız kişiyi kurtarıcınız olarak görmeyin. Ya da sizin belli bir ihtiyacınızı karşılayacak bir insan gibi değil. Gerçekten yol arkadaşınız gibi, gerçekten sohbet edebileceğiniz insan gibi, gerçekten beraber hayat kurabileceğiniz insan gibi görmek gerekiyor. Çünkü siz o insanı kurtarıcı olarak gördüğünüz zaman o kişi size yarın zorbalık yapacak ve siz kurbana dönüşeceksiniz. Çünkü bir kurtarıcı bekliyorsunuz. Bunu çok duymuşsunuzdur. Yağmurdan kaçarken doluya mı tutulduk diye. Evet. Gerçekten insanlar bazen evde çok sıkıntı çektikleri zaman özellikle baba figüründen böyle bir anda çok sevildikleri zaman o kişiye kaçarlar ve gerçekten de aşk yaşadıklarını zannederler. Ama bazen o aşk acısı çok daha farklı bir şekilde boyuta doğru gider. Peki aşk acısı geçti mi? Aşk acısı Nihan Hanım şifalanma sürecidir. Ne demek istiyoruz? Yani nasıl ya, aşk acısı şifalanır mı insan? Evet, gerçekten de siz aşk acısı çektiğiniz zaman şifalanmaya başlarsınız. Ben kimim, neyim, ne istiyorum, sınırlarım ne, nerede hata yaptım, nerede doğru yaptım diye hayatınızı tekrar sıfırdan sorgulanırsınız. O yüzden bazı alimler çok eski zamanlarda böyle onlara eğitime gelen müritlerine şunu sorarlarmış. Aşk acısı çektin mi? Çekmeye derlermiş ki git. Aşk acısı çek, ondan sonra gerçek aşkı bulmaya buraya gel. Çünkü bulamazsın bu şekilde. Aşk acısı çekmek çok güzel bir duygudur aslında. Kişiyi gerçekten hallaç pavuna çevirir, böyle bir anda ne olduğunu anlayamaz kişi. Bütün duygular karışır. Şöyle düşünün yanım. Bir eviniz var, evinizi böyle bir odası çiçekli çok güzel. Bir odasında böyle kurabiyeler var, bir odasında böyle piyano var, tam böyle bir... müzik çalınacak bir yer. Bir odaya bakıyorsunuz böyle manzara denizi görüyor, çiçekler, böcekler. Harika bir yer. Aşk nedir biliyor musunuz yani? Çok güzel bir eviniz var ya, 3 katlı villa, deniz manzaralı. Dinamiti koyun, bombayı koyun, patlasın öyle. Ne oldu? Aynı bu duyguyu, aşk acısı çeken kimse bu duyguyu söylesem anlayacaktın. Patladı gitti o ev. Ben hiçbir şeymişim dedi. Aslında ne biliyor musunuz? Dedik ki o kişiye şöyle diyoruz. Hadi gel şimdi bu evi tekrar yeniden inşa edelim. İnan bana belki de kolonları sağlam değildi. Belki de başka bir yerde patlayacaktı bu ev. Çünkü çok fazla ihtiyacın var duygusal olarak ve yanlış yerde, yanlış kapıda o duygusal ihtiyacı karşılamaya çalıştın. Hadi gel beraber en baştan o patlayan bombaları ilk önce enkazı bir temizleyelim. Sonra teker teker ilk önce bir temelini atalım o binanın. Sonra daha da güzel hale getirelim. İşte aşk acısı böyle bir şeydir. Siz o temeli güzel hale getirdikten sonra, teker teker odaları yaptıktan sonra doğru insanı nasıl bulabilirsiniz biliyor musunuz? Kendinizle alakalı o gördüğünüz o girdaptan
o kurban tuzağından, o kurtarıcı tuzağından çıktıktan sonra bir dakika ben birey olarak, Ayşe olarak şöyle bir insanım. Fatma olarak şöyle bir insanım. Ben şu alanlara değişebilirim. Şu alanlarda kendimi geliştirebilirim. Ben bu alanlarıma girmesine çok izin vermişim karşımdaki insanın. Beni duygusal manipüle etmesine çok izin vermişim. Ben beni fiziksel olarak rahatsız etmesine çok izin vermişim. Bir dahakine uyandım artık buna izin vermeyeceğim dediğimiz anda. Hı hı. O zaman işte o odaları kurduktan sonra doğru insan geliyor karşımıza. Hı hı. Korkacak mıyız? Evet korkuyoruz Nihan Hanım. Kim görse yeni bir insan korkuyor. Ama şu var, iyileşme aşamasında olan kişiler, yani evet o dinamit patladı, çok kötü bir halde ev. Ama birinci katı çıktık, ikinci katı çıktık, artık içeri dizayn etmeye başladık duygu durumu olarak. Gücünün farkına vardı. Nelerin toparlayabileceğine farkına vardım. Öyle bir şey oluyor ki Nihan Hanım, bunu çok gördüm. İnanın özellikle aşk acısı çeken danışanlarımda bir yıl sonrasında çok daha onu huzurlu hissettiren ilişki geliyor. Bakın ilişkide huzurlu hissetmek çok kıymetli. İlişkide verici taraf mısınız? Aşağılanan taraf mısınız? Sürekli birine bir şey ispat etme tarafına doğru mu gidiyorsunuz? Ya da sürekli adamın peşinde böyle oyunu mu yaptı, bunu mu yaptınız? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ama ilişkide huzurluysanız ve ilişkide şöyle dursanız. Yani Ahmet'le olmak gerçekten beni huzurlu hissediyor. Ama Ahmet olmaması benim hayatım, yani ben Ayşe olamam diyememeniz lazım. Yani ben Ahmet varsa Ayşe'yim, Ahmet varsa ben varım derseniz o ilişki zaten zarar. Ama Ahmet varsa da yoksa da ben Ayşe'yim. Ben böyle bir karakterim. Ben böyle bir huyum var. Dediğiniz anda işte o zaman o ilişki sağlıklı hale dönüşüyor. Ama ilişkiye tekrar, bir hayatınıza biri tekrar geldi ve sizi sürekli değiştirmeye çalışıyor. Ayşe işte şöyle yapacaksın, anneme böyle konuşacaksın, buraya geleceksin. Bu şöyle olacak, bu kıyafeti giyemezsin, şuraya gidemezsin, buraya gidemezsin. Dediği anda artık uyanıksınız. Hı hı. Diyeceksiniz ki bu elinde bombayla geliyor, benim ikinci evimde mahvedecek. Bu uyanıklığı olun. Çünkü neden biliyor musunuz? Seanslarda yaralarınızı sarmayı öğreniyorsunuz. O aşka ya da o seviyeye artık böyle mecbur değilsiniz. Kendi ayaklarınız üzerinde durabiliyorsunuz. Ne istediğiniz daha emin oluyorsunuz. İşte o emin olduktan sonra Mehmet kusura bakma. Sen hayatına başka kurban ara, başka birinin hayatına dahil et. Benim istediğim model sen değilsin diye net çizgi çiziyoruz. Hayatınızda çok iyi insan da gelebilir, güvenle bağlanması olur. Ama yine problem yaşayabilirsiniz. Bakın kavga etmek kadar güzel bir şey yoktur ilişkide. Kavga edin ki ilişki daha güzel hale gelsin. Ama burada manipüle etmemek çok önemli ve karşı tarafı aşağılamamak çok önemli. Küçümsememek çok kıymetli. Diyelim ki gerçekten çok güzel ama arada bir kavga ediyorsunuz. Hadi bu kavgaları düzenleyelim ki çocuklarımız zarar görmesin istiyorsunuz. İşte o yüzden de arada, yani ayda bir kere, ayda iki kere uzmandan bir çift terapisi. Hani de ki ilişki odaklı çift terapisi gibi terapiler alabilirsiniz. Bu da ilişkiyi daha sağlıklı hale getirmek için. Kavgayı da daha sağlıklı yapın. Hı hı. Ya kavga edin tabii ki, tabii ki tartışın. Ama tabaklar, çanaklar patlamasın. Birbirini dövmesin, evet. Birbirine küfredip hakaret etmesin. Ama ne olsun biliyor musunuz o ilişkide? O ilişkide tamam ya çata çata seninle ne güzel kavga ettik ya. Oh be rahatladık. Şimdi hadi gel konuşalım, bir kahvemizi içelim. Yani tartışmak kötü bir şey değil. Hı hı. Problem var ki çözülecektir. O tartışma varsa o problem çözülmek içindir demek evet. ki. Bu açıdan bakarsak tartışmalara da o kötü gördüğünüz şey bile güzelleşir. Çünkü değişmeniz gerekiyordur orada. Farklılaşmanız ve gelişmeniz gerekiyordur. Hı hı. Size bunun mesajını veriyordur o tartışmalarda. Bununla alakalı kişilerin tekrar sevdiklerine benzer birini bulup bulamama kaygısıyla alakalı yer yer konuşmaya çalışıyoruz evet, biz de. Çok da haklı bir kaygı tabii ki, çok yerinde bir endişe. Ama kaybettiklerini düşündükleri kişi, kaybettiklerini zannettikleri kişi gerçekten onlar için bulunmaz Hint kumaşıydı ve bunu kaybettikleri için mi üzülüyorlar? Yoksa zaten yollarını ayırmaları onlar için daha iyi olacaktı diyeceğimiz bir seçenek mi? Bunu daha sağlıklı bir şekilde karar verebilmek için tam da dediğiniz gibi belki de bu acıdan sonra yaşanan büyümeyle beraber bu kararı verebilmek daha yerinde olabilir. Yine ilişkilerle alakalı bir sorumuz var Şehadet Hanım. Yaklaşık 3-4 dakika kadar hı-hı. vaktimiz var. Kısa da olsa bu soruya da cevap verelim istiyorum bitirmeden önce. Hı-hı. Sağlıklı sevgi ve bağımlılığa giden ilişkileri nasıl ayırt ederiz? Tek odak noktasının kişi evet. olduğu, her zaman vakit geçirilmek istenen ama anlayışı da olan, dıştan bakıldığında sağlıksız görünmeyen ama fazla ilgi ve sevginin olduğu bir ilişki sağlıklı mıdır?
ya da buna çok sevgi diyebilir miyiz? Bu durum için ne denebilir? Yani ben bu soruya çok küçük bir girizgah yapacağım ama bence önümüzdeki hafta bu soruya çok detaylı. Ben bağlanmayı isterseniz önümüzdeki hafta teker teker evet. bir açıklayalım. Hı hı. Buna birazcık vakit ayırmak tamam, istiyorum. Çünkü tabii. bununla alakalı çok sorular geliyor ama şunu bilmek gerekiyor. Fazla ilgi olduğunu hissediyorsanız ya bir dakika ya bu çok... Bu bir yerde dozunu aşıyor. Hmm. Yani sürekli burada sağlıklı bağlanma yoktur. Yani eğer size alan tanınmıyorsa, ay her yere beraber gidelim, her şeyi beraber yapalım, ay hadi bunu da beraber yapalım diyorlarsa burada bağlanmayla alakalı bir şey vardır. Ya hanımefendi ya da beyefendi çocukluğunda ya da çevresinde bir arkadaşı olmayabilir. Sadece eşiyle alakalı vakit geçirmek isteyebilir. Şunu da diyorlar, ya ben eşimle vakit geçirmek istemiyor muyum? İstemez miyim? Hani kadınların hep sıkıntısı budur ya, kocam benimle vakit geçirmiyor. Ben şunu çok duydum. Hani mesela bazı insanlar çok şiir sever yanı yanına. Ya sürekli eşim, hiç adamla şiir yazmaz. Bir kadın da kadın o kadar, adam o kadar çok şiir yazıyormuş ki her gün artık bir anlamı kalmıyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Her gün siz fasulye pilav yerseniz sıkılırsınız bir noktadan sonra. Şunu demek yani her gün siz aynı şekilde aynı miktarda sevgi ilgi verirseniz o kişi bir noktadan der ki, bir noktadan sonra der ki lütfen bak bu normal değil. Hı hı. Benim de alana ihtiyacım var. Sen de kendi alanını kur, ben de kendi alanımı kurayım. Birazcık bizim özel hale de gelmemiz hı. gerekiyor. Tabii ki de beraber vakit geçiririz ama aynı zamanda sürekli yaptığımız zaman da birbirimizi özlemek de çok kıymetli. Birbirimizi eşimi özledim, eşimi göreyim demek de çok kıymetli. Hı hı. İşte bunu kaçırıyoruz biz. Yani bazen oluyor ki o kadar fazla bağımlılık olan ilişkilerde biri bir noktadan sonra tamamen bırakmaya gidiyor yani. Neden biliyor musunuz? Fazla ilgi, evet. fazla dozdan dolayı artık sistem işlememeye başlıyor. Bazen ya kadın ya erkek bunu çok kaçırıyor. Kıskançlıktan dolayı olabilir bu ya da çok sevdiği için olabilir ama bazen bu deşarj, bu alan tanıma şeyini çok fazla kaçırıyoruz. Bağlanmada da budur yani yanım. Yani evet anne geldi ama yani sürekli çocuk annene kucağına ayrılmak istemiyor, kriz geçiriyor ama annenin de ihtiyacı var. Yani sırf bu yüzden hı hı. duşa giremeyen, lavaboya giremeyen annenin tabii. hikayeleri var maalesef. Şimdi şöyle bir şey dediğim gibi bu bağlanmayla alakalı 3-4 evet, tane evremiz var. Detaylandıralım bunu detaylı zaman. Konuşalım hı hı. ama çok fazla sürekli mıç mıç yakın ilişkilerde her zaman evet. sağlıklı ve güvenli değildir diye ben, söyleyelim. Ben bu soruya şunu da eklemek istiyorum önümüzdeki yayın hı hı. cevaplayacağımızı belirterek. Biz gördüğümüz ilgi normalse ve biz ilgi görmekten rahatsız oluyorsak eğer, yani hiç hayatımızda ilgi görmediysek, karşımızdan da sağlıklı bir ilgi görüyorsak, acaba bu bizim ilgi görme işimizle alakalı bir rahatsızlık olabilir mi sorusunu da ben eklemek isteyeceğim. Tamam, çok güzel bir soru oldu. Hem bunu ekleriz hem bağlanmayı detaylı bir şekilde anlamaya çalışırız. Bu soruyla da önümüzdeki yayınımıza başlarız diyelim. Ancak bugünkü vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Şerdet ederim Hanım. Yani. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalıştık. Yoğun ilginiz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki soru cevap bölümünde bugün yanıtlayamadığımız sorularla beraber de yayınımıza başlayacağız. Yine bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.